Katip bir Harmon Melville, seslendiren Seval Delikara. Ben yaşını başına almış bir adamım. Son 30 yılda mesleğim icabı, ilginç ve nevi şahıslarına münhasır birçok insanla hiç de sıradan sayılmayacak bağlantılarım oldu. Ama bildiğim kadarıyla da kimse onlar hakkında henüz bir şey yazmadı. Hukuki metinleri kopya eden memurlardan ya da katiplerden bahsediyorum. İşgiri ya da özel nedenlerden dolayı birçoğunu tanıdım. Bu yüzden canım istese Halim Selim Beyleri gülümsetecek, narin ve hassas canları da gözyaşına boğacak sayısız hikaye anlatabilirim. Ama Bardleby'nin hayatından birkaç bölümü başka bütün yazıcıların tüm hayat öykülerine değişmem. Ben onun gibi tuhafını ne gördüm ne duydum. Öteki kâtiplerin bütün hayatını yazabilirdim. Gel gör ki Bardleby için böyle bir şey mümkün değil yapılamaz. Bana göre bu adamın şöyle dolu dolu, tatminkar bir biyografisini yazmak için elde hiç ama hiçbir şey yok. Bu da edebiyat için telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Bartleby, hakkında kesin kes hiçbir şey bilemeyeceğimiz insanlardandı. Gerçek kaynaklara başvurulsa belki. Ama söz konusu Bartleby olunca bu kaynaklar da çok az. Hayretten yuvalarından uğramış şu gözlerimin gördüğü Bartleby, yani aslında benim onun hakkında bilip bileceğim gerçekten de belli belirsiz de olsa şimdi anlatacaklarımdan başka bir şey değil. Karşıma ilk çıktığı haliyle bu katibi size tanıtmadan önce kendimden, emrimde çalışan elemanlarımdan, işimden, iş yerimden ve çevresinden söz etmesem olmaz. Hikayemizin birazdan tanıtacağım kahramanını doğru anlayabilmeniz için bu şart. Öncelikle Gençliğimden beri ekmek elden su gölden bir yaşamın en iyisi olduğuna inandım ben. Kimi zaman insanın elini ayağına dolandıracak kadar enerjik olmayı gerektiren, sinir bozuculuğuyla da dillere destan bir meslekten de olsam, huzurumun kaçmasına göz yummayışım bundandır. Ben hırs nedir bilmeyen, öyle jürilere hitaben konuşma falan hiç yapmayan ya da bir şekilde dinleyicilerden alkış toplamayan avukatlardan birisiymiş de. Duldama çekilmişim. Usul usul zenginlerin tahvilleri, ipotekleri, tapularıyla uğraşıyorum. Kendi halimdeyim. Başım ağrımıyor. Herkes beni ayağını yere sağlam basan biri diyebilir. Toprağı bol olsun, şairane heveslere karnı tok bir zatı muhterem olan John Jacob Astor'ın benim başta gelen meziyetimin ihtiyatlılık olduğunu telaffuz etmekten çekinmediğini bilirim. İkincisi de yöntemli oluşummuş. Böbürleniyorum sanılmasın ama müteveffa John Jacob Astor bana sık sık tanışırdı. Beni işsiz koymazdı. Gerçek bu. İnkar edemem. Onun adını yineleme hoşuma gidiyor. Çünkü bu adın telaffuzunda değirme ve yuvarlak altın akçelerin şıngırtısı var sanki. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki merhum John Jacob Astor'ın o güzel fikirlerini hep önemsemişimdir. Bu kısa öykünün başlamasından hemen önceki dönemlerde işlerim tıkırındaydı. Her ne kadar şimdi lağvedilmiş de olsa New York eyaleti mühürdarlığı görevi bana tevdi edilmişti. Çetin bir iş değildi bu ama kazancım hiç de fena sayılmazdı. Asabım nadiren bozulur, haksızlığa ve hakarete uğradığımdaysa çok daha nadiren öfkelenmek gafletinde bulunurum ama müsaade ederseniz şimdi burada kendimi tutmayacağım.'' ve açıkça ilan edeceğim gibi yeni anayasayla mühürdarlığının aniden ve zorbaca edilmesi bence yok. Yok hiç zamanı değildi. Elde edilen kardan bana ömür boyu kalacak icara hesaplarken ben elime geçe geçe ancak birkaç yılın geliri geçti. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yazıhanem Wall Street'ın bilmem kaç numarasının üst katlarındaydı. Odaların bir ucu binayı tepeden aşağı yaran ferah mı ferah aydınlığın beyaz duvarına bakıyordu. Bu görüntünün iç karartıcı olduğunu ya da manzara ressamlarının hayat dedikleri şeyden yoksun olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Öyle ya da değil, yazıhanenin öteki ucunun sunduğu manzara daha iyi olmasa da en azından tam tersiydi. Bu yöndeki pencerelerim hiç güneş görmeyen ve çok uzun yılların kararttığı kallavi bir tuğla duvar manzarasına açılıyordu. Bu duvarın gizli güzelliklerini ortaya çıkarmak için dürbün gerekmezdi. Çünkü miyopların şansına duvar, pencere pervazlarımızdan sadece bir metre kadar uzaktaydı. Çevremizdeki binaların çok yüksek oluşları ve buna karşılık benim yazıhanemin sadece ikinci katta olması yüzünden bu duvarla yazıhane arasındaki boşluk devasa bir dörtgen sarnıca benziyordu. Bardığı daha ortaya çıkmadan az önceki dönemde emrimde iki yazıcıyla umut vadeden bir odacı çocuk çalışıyordu. İlki Hindi, ikincisi Cımbız, üçüncüsü de Zencefil. Bu isimler rehberde bulunabilecek isimlere benzemiyor olabilir. Aslına bakacak olursanız bunlar adamlarımın birbirlerine taktığı lakaplardı ve tipleri ya da karakterleri hakkında bir şeyler söylüyordu. Hindi hemen hemen benim yaşımda yani altmışına merdiven dayamış, kısa boylu ve tık nefes bir İngiliz'di. Sabahları Tanrı sizi inandırsın, yüzü ateş basmış gibi ışıldardı. Ama öğlen oldu mu ki muhteremin yemek saati gelmiştir, bir şömine dolusu Noel kömürü gibi parıldardı. Akşamın altısına kadar da bu ışıltı yavaş yavaş yok olur, o saatten sonra bu yüzün sahibini ara ki bulasın. Sanırsınız ki bu yüz güneşle birlikte boylam kazanıyor. Güneş gibi doğuyor, öğlen yüksekliğine ulaşıp gene onunla batıyor. Ertesi günde aynı düzen ve bitmez tükenmez görkemiyle yeniden görünüyor. Hayatım eşsiz rastlantılarla dolu geçmiştir. Fakat Hindinin alal al olmuş yüzünün nur saçmaya başladığı anda, evet, işte tam o dönüm noktasında çalışma gücünün bir sonraki 24 saat için ciddi bir şekilde azaldığını görüyordum. Öğleden sonraları işten kaytaran ya da burnunun dikine giden birisi olduğundan değildi bu. Bununla hiç ilgisi yok. Asıl sorun onun fazlasıyla enerjik olmasıydı. Her işini dellenmiş gibi, iki ayağı bir papuçtaymış ya da maymun iştahlıymış gibi tuhaf bir pervasızlıkla yapıyordu. Mürekkep okkasına kalemini daldırırken bile tedbirsizlik ederdi. Evrakımın üstünde bıraktığı lekelerin hepsi de öğle saatinden sonra oluyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, öğleden sonraları sadece dikkatsizlik ve mürekkep damlatmaktan da ileri gider, bir patırtıdır koparırdı. Böyle zamanlarda da sanki üzerine kömür atılmış kok alevi gibi korlaşırdı. Koltuğunu hiç durmadan gıcırdatır, kum çanağını devirip kumlara etrafa saçar, kalemlerini onarayım derken paramparça eder, Sonra da ani bir öfkeyle yere çalar, ardından da dikilip masanın üzerine eğilir ve onun yaşındaki bir adama hiç de yakışmayan bir tavırla kağıtlarını yumruklardı. Üzülürdüm. Gene de birçok yönden benim için değeri tartışılmaz biri ve de öğlen 12'den önce en hızlı, üstelik en özenli elemanım olması ve bir sürü işin üstesinden eşi bulunmaz bir ustalıkla gelmesi sebebiyle evet bu sebeplerden dolayı çatlaklıklarını görmezden gelmeyi yeğlerdim. Gerçi ara sıra onu paylamadım da değil hani. Ama bunu da gayet kibarca yapardım. Çünkü sabahları öyle efendi, öyle mülayim olan ve de saygıda hiç mi hiç kusur etmeyen bu adam öğleden sonraları damarına basılmaya görsün. Diken dilli, birine beş alnına taş, küstah mı küstah biri olup çıkıyordu. Sabahları çıkardığı işi beğendiğim ve onu yitirmek istemediğimden emin olduğum için ama aynı zamanda da 12'den sonraki taşkın hal ve tavırlarından da rahatsız olduğum için üstelik huzuruma da düşkün olmam hasebiyle uyarılarıma ters karşılıklar alırım diye de çekindiğimden bir cumartesi öğle vakti cumartesileri iyice beterleşirdi. Ona kibarca yaklaşıp artık yaşlanmakta olduğundan dem vurarak çalışma saatlerini kısaltmasının daha uygun düşeceğini söyledim. Kısacası öğlenin 12'sinde yani yemeğini yedikten sonra büroya gelmesinin gerekmediğini, onun yerine evine gidip çay saatine kadar istirahate çekilmesini önerdim. Ama hayır, öğleden sonra da çalışmakta da kararlıydı. Dayanılacak gibi değildi ama ala al moru mor geçti karşıma, odanın öteki ucundan belagat ustası olduğunu da göstermek ister gibi elindeki cetveli sallaya sallaya konuşmaya başlamaz mı? Nasıl oluyormuş da sabahleyin hizmetleri yararlıymış ama öğleden sonraları o olmasa da oluyormuş. Affedersiniz efendim ama dedi. Fırsattan yararlanarak ben sizin sağ kolunuzum. Sabahleyin birliklerimi denetler, onlara çeki düzen veririm. Ama öğleden sonraları onların başına geçip baba yiğitçe düşmana saldırırım. İşte böyle dedi ve elindeki cetvel kılıçla ani bir hamle yaptı. Ya lekeler hindi diye çıkıştım. Kırk yıllık dostmuşuz gibi. Doğru ama affedersiniz efendim. Şu saçlara bakın. Yaşlanıyorum tabii. Efendim takdir edersiniz ki sıcak bir öğleden sonrasında gelen bir iki lekenin hesabını kırlaşmış saçlardan sormak yanlış olur. Yaşlılık evrakı lekelese de onurludur. Affedersiniz ama efendim ikimiz de yaşlanıyoruz.'' Cana yakınlık damarıma basan bu istirham karşı konulacak gibi değildi. Ne olursa olsun işini terk etmeyeceğini anladım. Bu yüzden daha az önemli evrakımla ilgilenmesine karar vererek fikrimi değiştirip kalmasına göz yumdum. Listemdeki ikinci kişi, yani cımbız, 25 yaşlarında, bıyıklı ve yanağı sakallı, soluk benizli ve genel görünüşü itibarıyla korsanlara benzeyen bir gençti. Kanaatime göre iki kötülüğün kurbanıydı. Hırs ve hazımsızlık. Bir yazıcının yükümlü olduğu yasal bazı belgeleri kaleme almak gibi sıradan bir işe tahammül edemeyişi ve tamamıyla meslek bilgisi gerektiren kimi işlerde haddini aşması ilkini, hırsını ele veriyordu. Hazımsızlığını ise ara sıra ortaya çıkan asabi halleriyle, insanı rahatsız eden sırıtmalarıyla, metinleri temize çekerken hata yaptığında dişlerini gıcırdatmasıyla işler kızıştığındaysa küfürlerini anlaşılır bir şekilde savurmak yerine dişlerinin arasından itmesiyle ve de çalıştığı masanın yüksekliğinden hiçbir zaman hoşnut olmayışıyla belli ediyordu. Cımbız el işlerinden anladığı halde bu masayı kendine uygun bir şekilde bir türlü getiremedi. Masanın ayaklarının altına bir sürü küçük parça kontrplak karton koyardı. Neler denemedi ki? Hatta ince bir ayar yapmak için elindeki son kurutma kağıtlarını katlayıp kullandı. Gel gör ki hiçbiri işe yaramıyordu. Sırtını rahatlatmak için masanın kapağını çenesine kadar geniş bir açıda yükseltip sanki bir Hollanda evinin dik çatısını masa niyetine kullanıyormuş gibi yazdı bir süre. Ama bu sefer de kollarının kan dolaşımından nasibini almadığından yakınıyordu. Masanın yüzeyini bel hizasına kadar indirince de yazarken iki büklüm oluyor, bu da sırtında ağrılara yol açıyordu. Hülasa cımbız ne istediğini bilmiyordu. Yahut da bir şey istiyorduysa bile o da yazıcı masasından hepten kurtulmaktı. Bu marazi hırsının belirtilerinden biri de müşterim dediği ama ne mal olduğu belli olmayan üstleri başları dökülen birilerinin onu ziyarete gelmelerinden hoşlanmasıydı. Aslında Zaman zaman birilerinin hamiliği altında korumada olduğunu, adliye koridorlarına az da olsa işi düştüğünü ve de Tuamsus hapishanesine de yabancı olmadığını pekala biliyordum. Bir gün bir Roma onu görmeye gelen ve de müşterisiyim ben onun derken havasından geçilmeyen bir tipin, aslında bir tahsildar, adamın elindekinin de cımbızın iddia ettiği gibi tapu senedi değil de bir fatura olduğunu düşünmek için geçerli sebeplerim vardı. Fakat bütün hatalarına ve başıma ördüğü çoraplara karşın cımbız vatandaşı hindi gibi işime çok yarayan biriydi. Çok temiz ve süratli yazardı. İstedi mi de bir beyefendi gibi davranabiliyordu. Üstelik bir beyefendi gibi giyiniyor, bu da ister istemez büromun itibarını artırıyordu. Oysa hindi söz konusu olduğunda beni utandırmasın diye elimden geleni ardıma koymazdım giysileri hep yağlıymış gibi durur ve aşevi kokardı. Yazınsa çuval gibi bol pantolonlar giyerdi. Ceketi iğrençti. Şapkasına da el sürmek istemezdiniz. Ama şapka pek umrumda değilse de kurallara uyan bir İngiliz yardımcıya özgü uygar tavırları ve inceliğiyle odaya girer girmez şapkasını çıkarıyordu. Ama ceketi başka bir konu. Ceketleri hakkında onunla konuşmaya çalıştım ama nafile. Aslına bakacak olursanız Böyle düşük gelirli birisi hem pırıl pırıl bir yüze hem de pırıl pırıl bir cekete aynı anda sahip olamazdı sanırım. Cımbızın da bir seferinde gözünden kaçmamıştı. Hindinin bütün parası kırmızı mürekkebe gidiyordu. Bir kış günü son derece saygın, havalı, içi astarlı, çok sıcak tutan ve dizden yakasına kadar düğmeli gri bir ceket armağan ettim ona. Hindinin bu iyiliğimin altında kalmayacağını ve öğleden sonraları çıkardığı şamataya ve düşüncesizce hareketlerine son vereceğini ümit ediyordum. Ama ne gezer. Öyle inanıyorum ki kendisini battaniye gibi böyle sımsıcak saran bir ceketin düğmelerini iliklemek onu şımartmıştı. Fazla arpanın atlara iyi gelmediği gibi. Huysuz bir atın arpasını hep hissettiği söylenir. Hindi de işte aynen öyleydi ve ceketiyle var olduğunu hissediyordu. Bu da onu küstahlaştırıyordu. İki yakası bir araya gelince şımaranlardan biri olmuştu. Hindinin kendine düşkünlüğüne ilişkin benim kendimce bir kanaatim olmasına karşın cımbızın birçok konuda ne kadar hata yaparsa yapsın ılımlı bir genç olduğuna inanmıştım. Ama doğanın kendisi ona sakilik etmiş ve daha doğduğu gün onu ikircikli ve çabuk alevlenen biri yapmıştı. Öyle ki tutuşması için sonradan biraz daha alkole gerek yoktu. Büromun o sessiz sakin ortamında cımbızın bazen ansızın yerinden fırlayıp masasının üzerine eğilirken kollarını yanlara iyice açarak koca masayı kavraması sanki masa art niyetli bir insan ve onun karşısına dikilip canını yakmak isteyen bir varlıkmış gibi onu sallayıp sarsarak zemin üzerinde uğursuz sesler çıkarttırması aklıma geldikçe cımbız için içkiymiş, suymuş hepsinin gereksiz olduğunu apaçık kavradım diyorum. Nevi şahsına münhasır sebebi hazımsızlık yüzünden, şansıma cımbızın ikircikliği ve ardından gelen gergin tavırları genellikle sabahleyin görülüyor. Öğleden sonralarıysa çok daha yumuşak biri olup çıkıyordu. Öğlen 12 ile birlikte hindinin heyheyleri üstüne geldiği için her ikisinin tuhaflıklarıyla aynı anda uğraşmak zorunda kalmıyordum. Ecinlileri gardiyanlar gibi nöbetleşe çalışıyorlardı. Cımbızınki nöbetteyken hindininki uyuyordu. Hindinin heyheyleri gelince cımbızınkiler çekiliyordu. Bu koşullar altında da buna iyi, doğal bir anlaşma diyebiliriz. Listemde üçüncü sırada yer alan Zencefil, 12 yaşlarında bir oğlandı. Babası arabacıymış. Ölmeden önce oğlunu kendisi gibi bir at arabasında değil de şöyle yargıçların, yüksek rütbeli memurların oturduğu sıralarda otururken görmek istemiş. Bu yüzden göndermiş oğlunu benim büroya. Oğlu getir götür işlerine baksın, ortalığı silip süpürsün ama hukuk öğrensin. Hem de haftada bir dolar kazansın diye. Zencefilin kendine ait bir masası vardı ama onu pek kullanmazdı. Bir göz atayım deseniz çekmecesinde fındık fıstık gibi envai türlü yemiş kabuğunun sergilendiğini görürdünüz. Bu akıllı bıdağa göre hukuk denen yüce bilim topu topu bir ceviz kabuğunu doldururdu ancak... Zencefilin işleri arasında en önemsizi değildi ama en az diğerlerindeki kadar şevkle ifa ettiği bir görevi daha vardı. İndi ve cımbıza çörek ve elma tedarik etmek. Hukuki yazıların temize çekilmesi tabir caizdir, kuru, tatsız, tuzsuz ve güç bir iş olduğundan benim iki katibim boğazlarını gümrük idaresi ve postane civarındaki bir sürü büfede buldukları spitzzenberglerle ıslatmayı pek severlerdi. Bir de zencefili mütemadiyen şu tuhaf kekten almaya yollarlardı. Hani ufak, yaslı, yuvarlak ve bol da baharatlı kekler var ya, çocukcağıza da bu yüzden zencefil lakabını takmışlardı. Soğuk sabahlarda iş güçte pek yoksa, hindi bu keklerden 20-30 tanesini sanki gofret yiyormuş gibi midesine indirir, kaleminin cızırtısıyla ağzındaki kek kırıntılarının çıkardığı çıtırtı birbirine karışırdı. Elinin ayağının birbirine dolaştığı, savrukluluğunun doruk noktasında olduğu ateşli öğleden sonralarından birinde hindi ne yapsa beğenirsiniz. Zencefilli keklerden birini dudaklarına götürüp hohladı ve bir ipotek senedine mühür niyetine yapıştırıverdi. Az daha onu kapının önüne koyuyordum ki önümde doğu usulü eğilip afedersiniz efendim ama kırtasiye masraflarınızı kendi cebimden karşılıyor olmamın ne büyük bir cömertlik olduğunu inkar edemezsiniz diyerek yelkenlerimi suya indirmeyi becerdi. Mühürdarlık görevini üstlenir üstlenmez mal mülk devirleri, tahvil kovalamak, çetrefilli evrakın tanzimi gibi asıl işlerim artmıştı. Katiplerim işten başlarını kaldıramaz olmuşlardı. Elimdeki katiplere yüklenmek yerine yeni birini daha işe almak zorunluluğu hasıl oldu. Verdiğim ilandan sonra yaz günü olduğu için açık duran büro kapısının önüne genç bir adam geldi. Kapı eşiğinde öylece dikilmiş duruyordu. Bugün bile o görüntü cap canlı gözlerimin önünde. Rengi atmış soluk giysiler içinde ama derli toplu. Acınası ama saygı değer, devasız ve naçar. Bardıl bir buydu işte. Vasıfları hakkında bir iki konuştuk. Sonra da onu işe aldım. İyi de ettiğimi düşündüm çünkü böylesine ağırbaşlı bir adam savruk hindiyle ikide bir dellenen cımbız üzerinde olumlu bir etki yapabilirdi. Daha önce söylemem gerekirdi gerçi ama yazıhanem buzlu camlı ve katlanabilir kapılarla iki bölmeye ayrılmıştı. Birindeki atiplerim otururdu diğerinde de ben. Canım istedi mi sonuna kadar açıyordum bu kapıları, canım istedi mi de kapatıyordum. Bartleby'yi bu katlanan kapılara yakın bir köşede ama bana yakın bir köşede oturtmaya karar verdim ki bu sessiz adam elimin altında olsun, ıvır zıvırdan bir iş çıktı mı seslenivereyim. vereyim. Masasını da odanın o tarafında bulunan küçük yan pencerenin önüne koydurdum. Bina yeni derken bu pencere yandan da olsa pis avlulara ve tuğla duvarlara bakarmış. Gel gör ki sonradan bir sürü bina dikilince manzara diye bir şey kalmamış.'' ama içeri biraz ışık geliyordu hiç değilse. Pervazlardan yaklaşık bir metre uzaklıkta bir duvar vardı ve ışık da ta yukarılardan bir yerden iki kallavi bina arasından sızıyordu. Bir kubbedeki çatlaktan sızıyormuş gibi. Hatta daha da tatminkar bir düzenleme yaptım ve Bey'i gözümün önünden tümüyle kaldıracak ama sesimi duymasını da engellemeyecek yüksek, yeşil ve katlanabilir bir paravan tedarik ettim. Böylelikle de mahremiyet ve bir arada yaşayabilmek bir bakıma mümkün kılınmıştı işte. İlk günlerde Wardle bir inanılmaz sayıda yazı yazdı. Uzun süredir bir şeyleri kopyalamamış da bu yüzden kıtlıktan çıkmış gibi benim verdiğim belgelere saldırıyordu sanki. Hazmetmek için hiç ara vermiyordu. Gecesini gündüzüne katıyor, gönül ışığı, mum ışığı demeden çalışıyordu. Bu çalışkanlığının yanı sıra biraz da neşeli olsaydı işe onun başvurmuş olmasından çok mutlu olacaktım. Ama Bardleby, varlığıyla yokluğu bir, çıt çıkarmaksızın makine gibi durmadan yazıyordu. Bir katibin mutlaka yapması gereken işlerden biri de çıkardığı kopyanın aslıyla kelimesi kelimesine aynı olduğundan emin olmaktır. İki ya da daha fazla katibin bulunduğu bürolarda katipler bu işlem için birbirlerine yardım ederler. Biri kopyayı okur, öteki de orijinalini tutar. Bu çok sıkıcı, yorucu ve insanı atalete iten bir iştir. Hiç şüphem yok ki yerinde duramayan kıpır kıpır mizaçlı insanlar için tahammül edilmez bir iş olurdu bu. Mesela hararetli şair Byron, Bardelby ile mutlu mesut otursun da karınca duası gibi yazılmış şöyle 500 sayfalık bir hukuk belgesini incelesin. Mümkün değil. Telaşeli günlerimizde kimi zaman bazı kısa belgeleri karşılaştırmak için hindi ya da cımbızı çağırır, onlara yardımcı olurdum. Bartleby'yi Bey'i elimin altına yerleştirişimin bir sebebi de böyle angaryalardan kendimi kurtarmaktı. Benimle çalışmaya başlayalı daha üç gün olmuştu sanırım ve onun yazdığı bir metnin gözden geçirilme zorunluluğu henüz doğmamıştı. Elimde acele tamamlanması gereken küçük bir iş vardı. Hemen Bartleby'yi Bey'i çağırdım. Telaşımdan ve emrime anında uyulacağını doğal olarak beklediğimden masamın üzerindeki orijinal belgenin üzerine eğilip belgenin kopyasını tutan sağ elimi de hafifçe ve biraz da sinirli sinirli yana ve öne uzattım ki Bardelby gömüldüğü kozasından çıkar çıkmaz belgeyi elimden kapsın ve hiç vakit yitirmeden işe koyulalım. Yerimde işte tam böyle oturmuşum ona sesleniyorum. Çabucak söyleyi veriyorum Ondan istediğim bir kağıt parçasını benimle birlikte gözden geçirmesi. Doldasında kılını bile kıpırdatmadan, yumuşak ama kararlı bir ses tonuyla ''Yapmamayı tercih ederim'' diye karşılık verdiğinde nasıl şaşırdığımı, daha doğrusu dehşete kapıldığımı tahmin etmişsinizdir. Bir süre gık çıkarmadan öyle durup allak bullak olmuş zihinsel melekelerimi toparlamaya çalıştım. Önce dedim ki kendi kendime, kulaklarım beni yanılttı. Ya da Bardo'nun bit dediğimi hepten yanlış anladı. En açık seçik ses tonumla ricamı tekrarladım. Ama onun ilk karşılığı en az benimki kadar açık ve seçik bir şekilde geri geldi. Yapmamayı tercih ederim. Yapmamayı mı tercih edersiniz diye yankıladım dediğini ve öfkeyle ayağa fırlayıp hızla odanın öteki tarafına geçtim. Ne demek istiyorsunuz siz? Aklınızdan zorunuz mu var? Sizden şu kağıdın doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmeme yardım etmenizi istiyorum. Alın çabuk deyip kağıdı ona doğru uzattım. Yapmamayı tercih ederim dedi. Gözlerimi diktim üstüne. Baktım yüzü naif, gri gözleri de feri gitmiş gibi dingindi. Zerre rahatsız olmuş gibi de görünmüyordu. Hani halinde tavrında en ufak bir ikirciklenme, öfke, sabırsızlık ya da küstahlık olsaydı yani şöyle insani bir, bir şeyler olsaydı, bağıra çağıra def ederdim onu büromdan. Ama hal böyle olunca, rengi sararmış alçıdan Cicero büstümü de kapı önüne koymayı düşünmem gerekirdi. bir yazmayı sürdürdü. Ben de bir süre ona baka kaldım. Sonra da masama dönüp oturdum yerime gene. Çok tuhaf dedim kendi kendime. Yapılacak en iyi şey ne olabilirdi ama işte bekleyemezdi. Şimdilik bu konuyu burada bırakıp ileride boş bir vaktimde üstünde durmaya karar verdim. Öteki odadaki cımbızı çağırdım da belge ivedilikle gözden geçirildi. Bu olaydan birkaç gün sonra Bardell bir dört tane uzun mu uzun belgenin yazımını tamamladı. Bunlar o hafta Mühürdarlık Yüce Divanı'nda huzurumda alınan ifadelerin dört kopyasıydı. Bu davanın büyük önemi vardı ve hata kabul etmezdi. Her şeyi hazırladım ve öteki odadaki Hindi, Cımbız ve Zencefil'i çağırdım. Niyetim dört katibimin eline dört kopyayı tutuşturup orijinal belgeyi kendim okumaktı. Haliyle Hindi, Cımbız ve Zencefil her birinin elinde birer kopya yan yana sıralanıp oturdular. Ben de Bardlby'ye seslendim ki gelsin de bu ilginç gruba katılsın. Çabuk olun Bardlby, sizi bekliyorum. Büronun çıplak zemininde sandalyesinin ayaklarının usulca çıkardığı gıcırtı geldi kulağıma önce. Az sonra da zaviyesinin girişinde belirdi. Nedir istenen dedi yumuşakça. Kopyalar dedim telaşla. Kopyaları inceleyeceğiz. Buyurun deyip dördüncü kopyayı ona uzattım. Yapmamayı tercih ederim diyerek paravanın arkasında usulca gözden kayboldu yerlerini almış katipler bölümün başında birkaç saniye boyunca tuzdan bir sütun kesilmişim. Kendimi toparladım ve paravana yaklaşıp ona böylesine olağan dışı bu davranışının nedenini sordum. Neden reddediyorsunuz? Yapmamayı tercih ederim. Bunu yapan başka birisi olsaydı öfkeden kudurur, ağzıma geleni söyler, onu rezil edip huzurumdan def ederdim. Ama Bardıl'da öyle bir şey vardı ki sadece elimi kolumu bağlamakla kalmıyor aynı zamanda nefis bir dokunaklılık beni darmadağın ediyordu. Sonunda onunla tartışıp ikna edeyim bari dedim. Bu incelemek üzere olduğumuz sizin yazdığınız belgenin kopyaları. Sizin yükünüz de hafifleyecek çünkü tek bir gözden geçirmeyle dört kopyada kontrol edilmiş olacak. Bu hep böyle olur. Her katip kendi kopyasının gözden geçirilmesine yardım etmek zorundadır. Öyle değil mi? Konuşmayacak mısınız? Cevap verin. Yapmamayı tercih ederim dedi gene düdük gibi ince bir sesle. Öyle görünüyordu ki ben onunla konuşurken o dediğim her sözü kafasında evirip çeviriyor. Ne diyorsam tas tamam onu anlıyor. Karşı konulmaz sonucu yazsam yamıyor ama aynı zamanda da sanki yüce bir gücün egemenliğine girmiş gibi böyle cevap veriyordu. Olağan bir işlem için vesa duyuyla edilmiş ricamı yerine getirmemekte kararlısınız öyleyse. Bu konuda anladığımın doğru olduğunu bana özetle belli etti. Hayır, kararından dönmeyecekti. Daha önce eşi emsali görülmemiş ve akıl almaz bir takım yollarla şiddetle gözü korkmuş birisinin en temel inançlarında bile sendelediği pek de seyrek görülen bir şey değildir. Böyle bir durumda kişi bütün adaletin ve sağduyunun karşı taraf için işlediğini düşünmeye başlar ki bu duyguda harika gelebilir. Hal böyle olunca da çevresinde konuyla pek ki ilgisi olmayan herhangi birisi varsa karışmış aklına bir destek olsun diye ondan medet umar. Hindi dedim. Ne diyorsun bu işe? Haklı değil miyim? Affedersiniz efendim ama dedi Hindi en mülayim sesiyle. Bence haklısınız. Cımbız ya sen ne dersin? Bana kalsa kıçına tekmeyi bazardım. Dikkatli bir okuyucunun burada gözünden kaçmamıştır. Sabah olduğu için hindinin cevabı nazikti ve sakindi. Ama cımbızınki ise huysuzluğunu ele veriyordu. Ya da daha önce de sarf ettiğimiz bir cümleyi tekrarlarsak, cımbızın kötü huyu nöbetteydi, hindininki ise izne çıkmıştı. Zencefil dedim. En küçük müridimi de yanıma çekmek için. Sen ne diyorsun? Bence o biraz çatlak efendim diye karşılık verdi zencefil sırıtarak. Ne diyorlar bakın duydunuz mu? Dedim paravana dönüp. Şimdi gelin buraya da görevinizi yapın. Ama cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Şaşkınlıktan bir süre dalmışım. Ama işi düşününce elimi çabuk tutmam gerektiği aklıma geldi. Bu çetrefilli durum üzerine kafa yormayı bir kez daha gelecekteki boş bir zamanıma bırakmaya karar verdim. Biraz zorlandık ama bardıl bir olmadan da belgelerin düzeltilmesini bitirdik. Gerçi her sayfada ya da iki sayfada bir Hindi bunun hiç de alışılageldik bir durum olmadığı hakkındaki görüşlerini sunuyor. cımbızsa hazım zorluğu çekiyormuş gibi sandalyesinde kıpırdanıp duruyor ve ara sıra da olsa paravanın arkasındaki sersem herife inci dişleri arasından lanetler okuyordu. Ona cımbıza kalır saymış, başka birinin yapması gereken işi bedavaya ilk ve son kez yapıyormuş.'' Bu sırada Bartleby kendi işi dışında her şeye kayıtsız zaviyesinde oturmaktaydı. Birkaç gün daha geçti. Katip uzun bir belge üzerinde çalışıyordu. Olağan dışı son davranışı yüzünden onu yakın takibe almıştım. Yemeğe hiç çıkmadığını gördüm. Aslında hiçbir yere gitmiyordu. Bildiğim kadarıyla onu yazıhanemin dışında bir yerde hiç görmemiştim. Köşesinde nöbet tutuyordu hep. Ama sabahleyin saat 11 civarında zencefil sanki oturduğum yerden benim görmem imkansız bir el işareti almış gibi yerinden kalkıp Bey'in paravanının aralığına yaklaşıyordu. Oğlan bundan sonra birkaç bozukluğu şıkırdatarak yazıhaneden çıkıyor, elinde bir avuç dolusu zencefilli çörekle dönüyor, zahmetinin karşılığı olarak iki tanesini aldıktan sonra da gerisini meczubumuza veriyordu. Demek zencefilli çörekle besleniyor diye geçirdim içimden. Yemek namına bir şey yemiyordu. Öyleyse vejeteryendir. Hayır, sebze bile yemiyor. Zencefilli çörekten başka bir şey yemiyor. Yalnızca zencefilli çörekle yaşamanın insanın yapısında meydana getirebileceği muhtemel etkileri düşünmeye koyulmuşum birden. Zencefilli çöreğe bu ad verilmiştir çünkü içine konan birçok garip malzemeden biridir zencefil ve çöreğe nihai tadını veren de odur. Peki neyin nesiydi bu zencefil? Acı, baharatımsı bir şey işte. Peki Bardle de acı ve baharatımsı bir şey miydi? Hiç de değil. Öyleyse Zencefil'in Bardleby'nin bu hallerinde bir günahı yok. Bardleby de zerre etkisi olmamasını tercih ederdi muhtemelen. Samimi bir insanı pasif bir direnişten daha çok hiçbir şey çileden çıkaramaz. Kendisine karşı direnilen kişi insanlık dışı bir tutum izlemiyor ve direnen de bu edilgenliğiyle hiç mi hiç zarar vermiyorsa o zaman ilki ruh halinin daha iyi olduğu durumlarda uslanlamayla çözmesi olanaksız bir şeyin üstesinden gelebilmek için haklı olarak hayal gücüne başvuracaktır. Çoğu zaman ben de Bardleby'e böyle yaklaştım işte. Zavallı dedim. Hiçbir kötü niyeti yok dedim. Küstah da olmaya çalışmıyor. Tuhaflıklarını elinde olmadan yaptığı aşikar zaten. Bana da faydalı biri. Onunla geçinebilirim. Ben ondan yüz çevirirsem benim kadar ilgili bir işverene düşmeyebilir. Kötü davranışlara maruz kalabilir. Hatta aç bir ilaç, sefil bir hayata itilebilirdi. Evet, böylece vicdanımı rahatlatma yollarından en lezizini kelepirden alabilirim. Bardal Bey'i dost edinmek, tuhaf inatçılığıyla dalga geçmek bana hemen hemen hiçbir şeye mal olmaz. Ama bütün bu uğraşım önünde sonunda vicdanım için tatlı mı tatlı bir lokma olur. Fakat ben de hep böyle düşünmüyordum ki. Bardubi'nin bu münfailliği sinirimi bozuyordu. Benim kızgın çıkışlarıma bir kez daha terslensin diye ya da ondan bir öfke kıvılcımı alabileyim diye onu kışkırtmak için dayanılmaz bir istekte duyuyordum. Ama nerede? Deveye hendek atlatmak daha kolaydır. Bir akşamüstü içimdeki şeytan dürttü ve şunlar cereyan etti. Bardleby dedim. O belgeler yazılınca getirin de birlikte gözden geçirelim. Yapmamayı tercih ederim. Ne demek? Katır inadımda ısrarlıyım demek istemiyorsunuz herhalde. Ses yok. Aramızdaki iki kanatlı kapıyı açıp hindi ve cımbıza hiddet içinde haykırdım. Yazdıklarını gözden geçirmeyeceğini gene söyledi. Buna ne diyorsun hindi? Unutmayın, akşamüstü demiştik. Hindi, pirinçten bir semaver gibi ışıl ışıl ve kel kafasından Buharlar tüterek oturmuş, önündeki mürekkep lekeli evrak arasında dolaştırıyordu parmaklarını. Ne mi diyorum diye kükredi hindi. Paravanın arkasına geçeyim de şunun gözlerini morartayım diyorum. Yerinden zıpladığı gibi kollarını öne çıkarıp bir boksörün savunma pozisyonunu aldı hemen. Sözünün eri olduğunu göstermek ister gibiydi ama onu durdurdum. Çünkü tedbirsizlik etmiş ve hindinin öğleden sonraki kavgacı yanını kışkırtmıştım. Otur yerine hindi dedim. Otur da bakalım cımbız ne diyor bu işe. Bardıl hemen kovsam yeridir değil mi? Kusuruma bakmayın ama buna karar verecek sizsiniz efendim. Bana göre bu tavrı olağandışı. Üstelik hindi ve ben söz konusu olduğumuzda da gerçekten haksızlık. Ama belki de sadece geçici bir kapristir yaptığı. Ya diye bağırdım. Garip ama fikrini değiştirmişsin. Bakıyorum da ona karşı pek de kibar konuşur olmuşsun biradandır diye bağırdı Hindi. Bu kibarlık hep o bira yüzünden. Bugün cımbızla birlikte yemek yedik de ben de pek kibarımdır efendim. Gidip morartayım mı şunun gözlerini? Bardleby'den söz ediyorsun sanırım. Hayır Hindi, bugün olmaz diye karşılık verdim. Lütfen yumruklarını indir artık. Kapıları çektim ve gene Bardleby'nin yanına gittim. Şeytan beni kaderime doğru biraz daha kışkırtıyordu. Bardleby'nin bürodan hiç çıkmadığı aklıma geldi. Bardleby dedim. Zencefil yok da şöyle bir postaneye kadar gitseniz de postane üç dakikalık mesafedeydi. Baksanız bir, bana bir şeyler gelmiş mi? Yapmamayı tercih ederim. Yapmayacak mısın? Hayır, tercih etmiyorum. Sersem sepelek masama dönüp oturdum. Uzun uzun düşüncelere gark oldum. Kör saplantım geri gelmişti. Başka ne yapsam da şu ücretli memurumun, şu aciz, beş parasız gafilin hakaretlerine biraz daha mazhar olsam? Kesinlikle mantıklı başka neyi yapmayı reddedebilirdi acaba? Bardleby. Ses yok. Daha yüksek sesle denedim bu kez. Bardleby. Ses yok. Bardleby diye kükredim. Üçüncü seslenişimden sonra gayipten gelen büyülü bir davete cevap veren bir hayalet gibi zaviyesinin girişinde belirdi. Yan odaya git çabuk ve cımbıza bana gelmesini söyle. Yapmamayı tercih ederim dedi yavaşça ve saygıda kusur etmeden sonra da usulca gözden kayboldu. Pekala Bartle Bey dedim. Aklı başında ciddi ve sakin ve ne yaptığını bilen birinin ses tonuyla geri dönüşü olmayan korkunç bir diyetin eli kulağında olduğunu ima ederek tabii ki. O sırada aslında böyle bir şey tam da istediğim söylenemez. Hulasa yemek vaktim yaklaşıyordu. En iyisi mi ben şapkamı başıma geçirdiğim gibi evimin yolunu tutayım dedim. Kafamın içi karman çorman, içimde bir sıkıntı. İtiraf etsem mi ki? Bütün bu olan bitenlerin sonu nereye vardı biliyor musunuz? Şurası yaslanamayacak bir gerçekti ki. Artık benim büromda Bardılbi bitenen beti benze atmış, kendine ait masasında oturan genç bir katip vardı. Ve sayfası yüz kelime, 4 sent gibi makul bir ücretle belgeleri kopyalıyordu. Ama yaptığı işin gözden geçirilmesi işindense kesinlikle muaftı ve tabii ki bu iş özen konusunda sizin üstünüze kimseyi tanımıyorum iltifatlarıyla hindi ve cımbızın başına yıkılmıştı. Dahası bu Bartleby hiçbir şekilde en ufak bir ayak işine yollanmıyordu. Ama böyle bir şey ondan istense bile onun bu işi yapmamayı tercih edeceği kesindi bir başka deyişle gözü kapalı reddedeceği kafamıza iyice yerleşmişti. Günler geçtikçe Bardelby ile aramızda kayda değer bir uzlaşma oldu. Ondaki o daimi sükunet, nasibini almamışlık, bitmez tükenmez alışkanlık, paravanın arkasına kendini atıp hülyalara dalmayı tercih ettiği zamanlar dışında o büyük dinginlik, hangi koşulda olursa olsun davranışlarındaki o değiştirilemezlik onu çok değerli kılmıştı. Şu da çok önemliydi. bir hep oradaydı. Sabahleyin herkesten önce gelirdi. Gün boyunca oradaydı. Gece ise en sona hep o kalırdı. Dürüstlüğüne şaşmaz bir inancım vardı. En değerli evrakımın onun ellerinde kesinlikle güven içinde olduğunu hissediyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse bazen tümüyle benim yapımdan kaynaklanan bir şey de olsa ona karşı ansızın öfke nöbetlerine tutuluyordum. Çünkü Bardleby'nin bütün o tuhaflıklarını, ayrıcalıklarını, hiç duyulmamış muafiyetlerinin tek bir akit makit olmadan yazıhanemde kalmasını sağlayacak koşullar haline dönüşmüş olmasını hazmetmek hiç de kolay değildi. Arada sırada acele bitirilmesi gereken bir işin zorlamasıyla gelen bir heyecanla, kısa ve kesik bir tonlamayla elimde olmadan Bardleby'yi yardıma çağırırdım. Mesela bazı belgelerin paketlenmesi sırasında ben ilk düğümü atarken ondan ipin üzerine parmağını koymasını isterdim. Tabii ki paravanın arkasından her zamanki yapmamayı tercih ediyorum cevabı gelirdi. Böyle bir durumda insan doğasının sıradan zayıflıklarına sahip biri nasıl olur da böylesine sapkınca, böylesine saçma bir davranışa karşı acı sözlerle haykırmaktan kendini alabilir ki? Fakat her böyle reddedilişimde Elimde olmadan yaptığım şeyleri yineleme olasılığım da azalıyor gibiydi. Unutmadan söylemeliyim ki böyle kalabalık binalarda yazıhanesi bulunan her hukuk adamının adeti olduğu üzere ben de kapıma birden fazla anahtar yaptırmıştım. Biri çatı katında oturan ve odaları haftada bir kez fırçalayıp her günde silip süpüren ve toz alan kadında dururdu. İkincisini lazım olur diye hindiye vermiştim. Üçüncüsünü ben bazen kendi cebimde taşırdım. Dördüncüsünün kimde olduğunuysa bilmiyordum. Olacaklara bakın siz. Bir pazar sabahı ünlü bir vaizi dinlemeye Trinity Kilisesi'ne gideceğim tuttu. Ama oraya çok erken gitmişim. Öyleyse şöyle biraz yürüyeyim de yazıhaneme uğrayayım dedim. Tesadüf bu ya, anahtarım da yanımdaydı. Ama kilide soktuğumda içeriden deli bir şeyin tıkadığını anladım epey şaşırıp seslendiğimde içeriden bir anahtar çevrilmesin mi? Kapı ardına kadar açıldığında o hif yüzüyle Bardleby'nin hayaleti karşımda beliriverince hayretten dona kaldım. Gömlek kollukları bir de eski püskü tuhaf mı tuhaf bir ev giysisi üzerinde karşımda dikilmiş özür diliyor ve o sırada çok meşgul olduğundan beni içeri almamayı tercih ettiğini söylüyordu. Dahası bir iki kısa sözcük daha sarf etti ve be Binaların etrafında birkaç tur atarsam iyi olacağını, o arada da muhtemelen işini tamamlayacağını ekledi. Bakın, Bardıl Bin'in hiç mi hiç beklenmedik bir şekilde bir pazar sabahı karşıma çıkarak her zamanki gibi insanın kanını donduran kibarlığı ve kendinden emin soğukkanlılığıyla yazıhanemde konaklıyor olduğunu anlatması bende öyle garip bir etki yaptı ki irademi tümüyle yitirmiş bir şekilde kendi kapımdan uzaklaştım ve onun arzusunu yerine getirdim. Ama bu akıllara ziyan katibin mülayim pişkinliğine karşı cılız bir isyanın içimi kavurduğunu da hissetmedim değil. Doğruya doğru benim elimi kolumu bağlayan ve beni aciz bırakan şey en başta onun bu harikulade mülayimliğiydi. Çünkü bana göre ücretli memurun kendisine hükmetmesine ve kendi yerinden uzaklaşmasını emretmesine gık çıkarmayan kişi aciz demektir. Bir taraftan da Bardleby'nin bir pazar sabahı benim yazıhanemde üstünde kollukları da olmasa iyice dağınık bir halde ne yapıyor olabileceğini düşünmek beni iyiden iyiye huzursuz etmişti. Uygunsuz bir iş mi çeviriyordu? Olamaz. Bu mümkün değildi. Bardleby'nin ahlaksız biri olması akla hayale gelmez bir şeydi. Peki orada ne yapıyordu öyleyse? Evrak mı kopya ediyordu? Bu da olamaz. Ne kadar eksantrik biri olursa olsun her şeyin kuralına göre yapılması konusunda Bardleby'nin üstüne yoktu. Neredeyse çırıl çıplak bir halde masasının başına geçecek son kişi o olurdu herhalde. Üstüne üstlük günlerden pazardı ve Bardleby'de öyle bir şey vardı ki bugünün kutsiyetine gölge düşürecek ayıp bir şeyler yapıyor olabileceğinin aklınızın ucundan bile geçmesine izin verdirmezdi. Gene de içim rahat değildi. Dayanılmaz bir merakla nihayet kapıya geri geldim. Bu kez hiçbir mani olmadan anahtarı deliğe soktum. Kapıyı açıp içeri girdim. Bardleby ortalıkta görünmüyordu. Endişeli endişeyle etrafa göz gezdirdim. Paravanının arkasına göz attım ama belli ki gitmişti. Odaları daha yakından inceleyince Bardleby'nin uzunca bir süredir benim yazıhanemde yemek yediğini, orada giyindiğini ve yattığını anladım. Üstelik ortada ne bir tabak, ne bir ayna, ne de yatak vardı. Bir köşedeki gıcırtılı eski Somya'nın minderleri üzerlerinde zayıf birisinin yatmış olabileceği izlenimini uyandırıyordu. Masasının altında tor top edilip atılmış bir battaniye, boş şöminenin altında bir kutu siyah ayakkabı boyası ve fırça, sandalyenin üzerinde teneke birleyen sabun ve yırtık pırtık bir avlu, bir gazete içinde de zencefilli çörek kırıntıları ve bir lokmada peynir buldum. Tamam dedim. bir burayı bir bekar evine çevirmiş. Bu apaçık ortada. Hemen ardından şu düşünce her yanımı sardı. Aman Tanrım dedim. Bu gördüğüm ne sefil bir yalnızlık. Bu nasıl bir kimsesizliktir? Muazzam bir yoksulluk. Hele o yalnızlık ne korkunç. Bir düşünün. Pazar günleri Wall Street, Petra gibi bomboştur. O Petra ki tanrının her günü, her gecesi ıssız mı ıssızdır? Başka bir şey değil. Hafta içinde gündüzleri iş ve hayat olduğundan gürültüden geçinmeyen bu binada gece iner inmez incin top oynar, ortalık çın çındır. Pazar günleri boyunca ise hepten terk edilmiştir burası. Bartleby ise burayı yuvası yapmış, her daim insan kaynadığını gördüğü bu yapayalnızlığın yegane seyircisi olmuş. Kartaca harabelerine düşünceli düşünceli bakan bir tür masum ve başkalaşmış Marius. Ömrümde ilk kez ciğerimi dağlayan dayanılmaz bir melankoli sardı her yanımı. Daha önceleri böylesine tatsız mı tatsız bir şekilde kederlenmemiştim. İnsan olmanın getirdiği bir bağ şimdi beni karşı konulamaz bir kasvete sürüklüyordu. Melankoli de kardeşlik. Bartleby de ben de Adem'in oğullarıydık çünkü. Mississippi Irmağı gibi akan Broadway'de o gün gördüğüm parlak ipekliler, galaklıkları içinde salınan o ışıltılı yüzler geldi aklıma. Onları bu solgun katiple karşılaştırdım ve kendi kendime vah dedim. Vah ki saadet ışıkla oynaşır. Bu yüzden biz de dünyayı mutlu belleriz. Ama sefalet uzaktan kollar. Öyle ki biz de dünyada hiç sefalet yok sanırız. Şüphesiz hasta ve salak bir kafanın ürettiği bu keder verici fikirler, bu karabazanlar çok geçmeden yerlerini Bartleby'nin garipliliklerine ilişkin başka ve çok daha özel düşüncelere bıraktı. Garip keşifler yapacağının ön sezileri uçuşuyordu her yanımda, Kayıtsız bir sürü yabancının arasında ve insanı ürperten kefeni içinde katibin solgun şekli geliverdi gözlerimin önüne. Ansızın, Bartleby'nin anahtarı kilidinde öylece bırakılmış çalışma masası ilgimi çekti. Hiçbir kötü niyetim yok dedim kendi kendime acımasız bir merak içinde değilim dedim. Hem bu masa benim malımdı. İçindekiler de öyleyse çekinmeden içine bakabilirdim. Her şey bir sistem içinde düzenlenmiş, evrak özenle yerleştirilmişti. Kağıtların konduğu gözler derindi. Belge dosyalarını çıkarıp dibi bucağı elimle yokladım. Elime bir şey değdi. Çekip çıkardım. Kalın kumaştan yapılma, uçlarına düğüm atılmış büyük ve eski bir desenli mendildi bu. Açtım. İçinde Bardleby'nin biriktirdiği paralar vardı. O anda bu adamda fark ettiğim izahı mümkün olmayan bütün gizler geldi aklıma. Cevap vermek dışında hiç konuşmadığını, iş aralarında kendini ayıracak oldukça çok zamanı olduğu halde hiçbir şey. Evet, bir gazete bile okumadığını, paravanın arkasındaki solgun pencerenin ardında uzun uzun dikilip cansız tuğla duvara baktığını hatırladım hiç aş evine ya da kantine gitmediğinden solgun yüzünün de açık ve seçik gösterdiği üzere asla hindi gibi bira hatta diğer insanlar gibi çay ya da kahve içmediğinden ve benim duyup bildiğim kadarıyla da hiçbir yere özellikle gitmediğinden hiçbir yürüyüşe çıkmadığından gerçi şimdi bunu yapıyor olmalıydı. Kim ve nereli olduğunu ya da dünyada kimi kimsesi olup olmadığını söylemekten kaçındığından ve böylesine zayıf ve solgun olduğu halde hastalıktan hiç yakınmadığından adım gibi emindim ama hepsinden öte onda kesinlikle kendiliğinden soluk bir şey havası nasıl desem evet soluk bir kibir havası daha çok da katıksız bir kendindelik ve kayıtsızlık olduğunu hatırladım beni kesinlikle şaşırtıp evcilleştirerek onun garipliklerine ayak uydurmamı sağlayan da buydu işte bu yüzden onun paravanının arkasında dikilmiş gene o bitmek tükenmek bilmez ölü duvar hülyalarından birine daldığını bilmeme karşın ondan benim için en ufak bir şey yapmasını istemekten çekinir olmuştum. Bütün bunları kafamda evirip çevirirken ve yeni ortaya çıkardığım gerçekle onun yazıhanemi sabit mekanı ve evi yaptığı gerçeğiyle birleştirince ve onun marazi huysuzluğunu da hatırlayınca işte bütün bunları kafamda evirip çevirirken gözümü biraz daha açmam gerektiği fikri beni kıskacına almaya başladı. İlkin melankoli ve samimi bir acıma duygusuna kapılmıştım. Ama Bardleby'nin yalnızlığı hayal gücümde nasıl da büyüdükçe büyüdüyse aynı melankoli o ölçüde korkuya, acıma duygusu da tiksintiye bıraktı yerini. Sefalet fikrinin ya da görüntüsünün bir noktaya kadar bizim en içten şefkat duygularımızı uyandırdığı öyle doğrudur ve bu da öyle korkunçtur ki. Her kim bunun insan kalbinin değişmez ve içkin özelliği olduğunu iddia ederse yanılır. Bu duygu daha çok ölçüsüz ve doğuştan gelen bir hastalığa çare bulmaktaki belli bir umutsuzluktan kaynaklanır. Hassas biri için acımak nadiren acı vermez ve böyle bir merhametin nihai bir çözüme götüremeyeceği nihayet anlaşıldığında sağ duyusu insana bu duygudan yakasını sıyırmayı buyurur. O sabah gördüklerim katibin içkin ve onulmaz bir hastalığın kurbanı olduğuna beni inandırmıştı. Vücuduna merhem bulabilirdim ama... Ona acı veren bedeni değildi. Acı çeken onun ruhuydu. Ruhunaysa ben ulaşamıyordum. Trinity Kilisesi'ne gitmek amacıma o sabah nail olamadım. Her nedense gördüklerim beni şimdilik kiliseye ibadete gitmekten alıkoyuyordu. Aklım, fikrim, Bardleby ile ne yapacağımdayken evin yolunu tuttum. Nihayet şu kararı aldım. Ertesi sabah, Geçmişe hakkında sakin sakin belli sorular soracaktım. O da cevap vermekten açıkça ve çekinmeden kaçınacak olursa yapmamayı tercih edeceğini tahmin edebiliyordum. O zaman ben de ona olan borcumu ödeyecek ve de üstüne 20 dolar da fazladan verecek, sonra da onun hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyleyecektim. Ona başka herhangi bir şekilde de yardım edebileceksem, bunu yapmaktan mutluluk duyacağımı, özellikle memleketine her neresi ise dönmek isterse masrafları seve seve karşılayacağımı da ekleyecektim. Dahası, memleketine vardıktan sonra başı ne zaman dara düşerse ondan gelecek bir mektup kesinlikle karşılıksız kalmayacaktı. Ertesi sabah oldu. "Bardelby," diye kibarca seslendim paravanın arkasına. Cevap yok. Daha da nazik bir tonla "Bardelby," dedim. "Buraya gelin." Sizden yapmamayı tercih edeceğiniz bir şeyi yapmanızı istemeyeceğim. Sadece sohbet etmek istiyorum sizinle. Bunun üzerine usulca ortaya çıktı. Söyler misiniz Bardil bir? nerede doğdunuz siz? Yapmamayı tercih ederim. Peki bana kendiniz hakkında herhangi bir şey anlatır mısınız? Yapmamayı tercih ederim. Fakat benimle konuşmamak için mantıklı ne gibi bir mazeretiniz olabilir? Dostumuzun ben Kendimi öyle görüyorum. Ben konuşurken yüzüme bakmıyordu ama bakışlarını o sırada oturduğum yerin tam arkasında başımın yaklaşık 15 santim üstünde duran Cicero büstüme dikmişti. Oldukça uzun bir süre bekledikten sonra cevabınız nedir Bartleby dedim. Bu sırada yüzü hala kas katıydı. Sadece kanı çekilmiş ince dudaklarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı. Şimdilik hiç cevap vermemeyi tercih ediyorum dedi ve zaviyesine çekildi. Biraz yumuşak başlıydım kabul ediyorum ama bu seferki tavrı tepemi tam attırdı. Bu ters tavrında gizliden gizliye sakin bir aşağılama olduğu gibi gösterdiğim inkar edilemez iyi niyetimi ve ona düşkünlüğümü de hesaba katarsanız yaptığı nankörlükten başka bir şey değildi. Oturup ne yapmam gerektiği konusunda yeniden düşüncelere daldım. Davranışçı karşısında iyice alçalmış olduğumdan yazıhaneme girerken onu kovmaya karar vermiştim. Gelin görün ki garip ama gerçek, batıl bir şeylerin beni can evimden vurduğunu hissettim. Bu his amacım doğrultusunda hareket etmemi yasaklıyor ve insanoğlu insanın en yalnızı bu adama tek bir kötü kelime daha telaffuz etmeye yeltenirsem beni alçak bir hain ilan edeceğini söylüyordu. Sonunda Dostça bir tavırla sandalyemi paravanın arkasına, onun yanına çekip oturdum. Bardleby, peki geçmişinizi boş verin ama bir dostunuz olarak sizden istirham ediyorum. Bu büroyu kullanmak kurallarına uyunuz. Hadi belgeleri yarın ya da ertesi gün gözden geçirmeye yardımcı olacağım deyin şimdi. Uzun sözün kısası bir iki gün içinde birazcık olsun mantıklı olmaya başlayacağım deyin. Deyin şunu Bardleby, hadi. Şimdilik birazcık mantıklı olmamayı tercih ederim, dedi ölgün ve mülayim sesiyle. İşte tam bu sırada katlamalı kapılar açıldı ve cımbız bize doğru geldi. Her zaman olduğundan çok daha ağır bir hazımsızlık yüzünden hiç olmadığı kadar kötü bir gece geçirmiş gibiydi. Bardleby'nin son söylediklerini de duymuştu. Demek tercih etmiyorsun ha, dedi cımbız, dişlerini gıcırdatarak. Sonra da bana dönüp, sizin yerinizde olsam efendim onu öyle bir güzel tercih ederdim ki bu inatçı katıra tercihler verirdim mi efendim? Tanrı aşkına söyleyin bu sefer neymiş yapmamayı tercih ettiği. Bardıl Bey'in kılı bile kıpırdamadı. Bay cımbız dedim ben sizin şimdilik çekilmenizi tercih ederim. Son zamanlarda her nasılsa bu tercih kelimesini istemeye istemeye de olsa ulu orta kullanma alışkanlığı edinmiştim. Katiple temasımın çoktan ve ciddi bir şekilde ruh sağlığımı etkilemiş olduğunu düşünmek bile içimi ürpertti. Daha ne çok ve ne derin kusurlar ortaya çıkacaktı kim bilir. Bu endişe çok geçmeden beni ivedi olarak kararlı önlemler almaya itiyordu. Cımbız canı sıkkın, yüzü asık dışarı çıkarken, hindi saygıda kusur etmemeye çalışarak efendice yaklaştı. ''Afedersiniz efendim ama'' dedi. ''Dün Bardıl Bey'i düşünüyordum da burada da söyleyeyim diyorum.'' Bence şöyle iyi cins bir biradan günde bir litre içmeyi tercih etseydi bu onu iyileştirir. Hem de belgelerini gözden geçirmesine yardım ederdi. Demek kelime sana da bulaşmış dedim biraz heyecanlanıp. Affedersiniz efendim ama ne kelimesi diye sordu Hindi. Kendini paravanın arkasında sıkıştıracak bir yer bulmaya çalışarak bunu yaparken de katibe çarpmama neden oldu. Ne kelimesi efendim? Burada beni yalnız bırakmanızı tercih ederim dedi Bartleby özel bölmesine doluşmamız gücüne gitmiş gibi. İşte bu kelime hindi dedim işte bu. Ha tercih mi? Evet ya tuhaf kelime. Ben kendim hiç kullanmam. Fakat efendim dediğim gibi eğer onun tercihi hindi diye sözünü kestim. Lütfen çekilir misin artık? Hay hay efendim. Hay hay. Öyle yapmamı tercih ediyorsanız. O köşesine çekilmek üzere katlamalı kapıyı açınca Cımbız göz ucuyla bana bakıp bir belgeyi mavi mi yoksa beyaz bir kağıda mı geç çekmemi tercih edermişim onu sordu. Tercih kelimesini özellikle vurgulamamaya özen göstermişti. Bu kelimenin ağzından kendiliğinden dökülüverdiği aşikardı. Benim vekatiplerimin başını olmasa da dilini bir ölçüde döndürmüş bu çılgın adamdan kurtulmam şart diye düşündüm kendi kendime. Ama yol verme işinde aceleci davranmasam daha akıllıca olurdu. Ertesi gün Bardleby'yi hiçbir şey yapmadan öylece penceresinde ölü duvar hülyasına dalmış gitmiş buldum. Neden yazmadığını sorduğumda artık hiçbir şey yazmak yok diye karar aldığını söyledi. Hoppala gene ne oldu sırada ne var ha diye bağırdım. Artık hiçbir şey yazmamak da ne demek? Artık yok. Peki neymiş sebebi? Sebebini kendiniz görmüyor musunuz diye karşılık verdi kayıtsızca. Dikkatli dikkatli yüzüne baktım ve gözlerinin cam gibi göründüğünü ve ferini iyice yitirdiğini fark ettim. Birden benimle çalışmaya başladığının ilk birkaç haftasında karanlık penceresi önünde eşi görülmemiş bir çabayla canının dişine takıp durmadan yazmasının gözlerini geçici olarak bozmuş olabileceği aklıma geldi. Bu hali bana çok dokundu. Onu teselli etmeye çalıştım. Bir süre için yazı yazmaktan eline eteğini çekmekle ne kadar akıllılık ettiğine işaret ettikten sonra bu fırsatı iyi değerlendirip açık havada biraz egzersiz yapmasında ısrar ettim. Böyle bir şey yapmadı tabii ki. Bundan birkaç gün sonra diğer katiplerim daha gelmediği için ve bazı mektupları da bir an önce postaya vermek zorunda olduğumdan yapacak başka bir şey olmayan Bartleby mutlaka biraz daha müsamahalı davranır da mektupları postaneye götürür dedim. Yine de istemeye istemeye de olsa Kendim gittim. Günler günleri kovaladı. Bardılbin'in gözlerinde bir iyileşme oldu mu olmadı mı bir şey diyemeyeceğim. Görünen o ki iyileşmişlerdi. Ama ben gözlerin nasıl oldu da diye sorduğumda cevap vermek lütfuna bile katlanmıyordu. Her halükarda artık yazı yazmıyordu. Benim ısrarlarımı sürdürdüğümü görünce sonunda yazıcılığı hepten bıraktığını bildirdi. Ne diye bağırdım. Farz et ki gözlerin tamamıyla iyileşti. Hatta eskisinden daha da iyi görüyor. O zaman da mı yazmayacaksın? Yazmayı bıraktım, dedi ve savuştu. Değişen bir şey olmadı ve yazıhanenin bir demirbaşı gibi oturdu kaldı. Yok yok, aslında eskisinden daha da iyi bir demirbaşı oldu. Sanki bu mümkünmüş gibi. Ne yapsam? Yazıhanede kalması için bir sebep yoktu. Hiçbir şey yapmıyordu ki. At sanatılmaz, satsan satılmaz bir değirmen taşı gibi gelmeye başlamıştı bana. Ondan gerdanlık da olmaz ki takasın boynuna. Taksan da al başına dert. Gene de üzülüyordum onun için. Onun namına çok endişeleniyordum desem hafif kalır. Bir tek akrabasının ya da dostunun adını falan verseydi hemen iki satır yazar. Bu adamcağıza uygun bir dulda bulup rahat ettirmelerinde diretirdim. Ama göründüğü üzere Bardıl bir yalnızdı. Şu koca evrende yapayalnızdı. Atlantik'in orta yerinde enkaz gibi bir şey. Gel gör ki zamanla iş güç derken başka zorunluluklarla ilgili düşünceler aklıma fikrime hükmetmeye başladı. Elimden geldiğince kibar olmaya özen göstererek Bardleby'e altı gün içinde büroyu kayıtsız şarsız terk etmesi gerektiğini söyledim. Bu arada önlemini alıp kalabileceği bir yer bulması konusunda da uyardım onu. Taşınmak için ilk adımı o atacak olursa ona yardımcı olacağımı söyledim. Beni terk ederken de Bartleby diye ekledim hatta. Elin öyle boş gitmeyeceksin merak etme. Unutma sakın şu andan itibaren tam altı günün var. Bu süre bitince paravanın arkasına bir göz attım ve ne görsen beğenirsiniz. Bartleby be, tabii. Düğmelerimi ilikledim, sakin olmaya çalıştım ve yavaşça ona yaklaşıp omzuna dokundum. Zamanı geldi dedim. Artık burayı terk etmelisin. Kusura bakma. Paranı da al ama gitmen lazım. Arkası bana dönük, yapmamayı tercih ederim diye karşılık verdi. Gitmelisin. Ses çıkarmadı. Bu adamın sıradan dürüstlüğüne sınırsız güvenim vardı. Gömlemin ceplerini düğmelemek gibi konularda çok özensiz olmaya meylim yüzünden yerlere dikkatsizce düşürdüğüm bozuk paraları sık sık bana getirirdi. Bu yüzden Aşağıda anlatılan olaylar pek de olağan dışı sayılmamalı. Bardle B dedim. Hesaba göre sana borcum var. Al sana 32 dolar. Fazladan 20 de senin. Buyur lütfen deyip banknotları ona uzattım. Ama kılını bile kıpırdatmadı. O zaman buraya bırakıyorum deyip masanın üzerindeki bir kağıt ağırlığının altına koydum paraları. Şapkamı bastonumu alıp kapıya doğru yürürken sükunetle ona doğru dönüp Eşyalarını yazıhaneden çıkardıktan sonra tabii kapıyı da kilitlersin Bardılbi. Senden başka herkes yarın gelmek üzere gitti. Ha bir de zahmet olmazsa anahtarı paspasın altına koy ki sabahleyin alabileyim dedim. Seni bir daha göremeyeceğime göre hoşça kal. Bundan sonra da yeni yerinde sana yardım edebileceğim bir durum olursa bana mektup yazıp danışmanlıktan çekinme. Elveda Bardılbi. Yolun açık olsun tek bir söz bile etmedi. Oda da olmasa bomboş denecek odanın ortasında harap bir tapınağın son sütunu gibi sessiz ve ıssız kala kalmıştı. Düşünceli düşünceli evime yürürken kibrim acıma duygumu bastırmıştı. Bartleby'yi başımdan sağmak işini nasıl da ustalıkla becerdiğimden dolayı hindi gibi kabarmaktan kendimi alamıyordum. Ustalıkla diyorum fazlaca duygusal düşünmeyenleri de öyle gelmiştir. Yöntemimin güzelliği kesinlikle gürültüsüz, patırtısız olmasındaydı. Ne kaba saba dayılanmalar, ne herhangi bir atışma, ne öfkeli bir kabadayılık, ne büronun içinde volta atmalar, ne de Bardleby'ye bu dilenci oyunları bırakıp tası tarağı toplayıp gitmesini hiddetle buyurmalar. Böyle şeyler olmadı. Bardleby'ye sesimi yükseltmeden söylemiştim gitmesini. Zekaca kıt bir dahinin yapabileceği gibi orayı terk etmesini zorunlu kılan mesnetlerin olduğunu varsaymıştım ve bütün söyleyeceklerimi de bu varsayım üzerine inşa etmiştim. Düşündükçe hayran oluyordum yöntemime. Ama ertesi sabah uyandığımda kuşkuluydum. Sanki ben uyurken kibrim alıp başını gitmişti. İnsanın en sakin ve bilge olduğu zamanlar sabahları uykudan uyandıktan hemen sonraki zamandır. Yöntemim hala eskisi gibi bilgece geliyordu bana. Ama sadece kuramsal açıdan. Uygulamada nasıl olacaktı? İşte pürüz buradaydı. Bardıl Bey'in gitmiş olabileceğini varsaymak gerçekten güzel bir düşünceydi. Ama önünde sonunda bu sadece benim varsayımımdı. Bardıl Bey'in değildi ki. İşin püf noktası onun beni terk edeceğini varsaymış olmam değil. Asıl onun öyle yapmayı tercih edip etmeyeceğiydi. Bardıl Bey varsayımlardan çok tercihlerin adamıydı. Kahvaltıdan sonra lehteki ve aleyhteki olasılıkları düşüne düşüne şehir merkezine yürüdüm. Önce bunun çok kötü bir bozgun olabileceğini, Bardleby'nin her zaman olduğu gibi büromda cap canlı karşıma çıkacağını düşündüm. Hemen ardından da sandalyesini boş göreceğim kesin gibi geldi. Bir öyle bir böyle düşünüyordum işte. Broadway ile Kanal Sokağı'nın kesiştiği köşede hararetli hararetli konuşan heyecanlı bir topluluk çıktı karşıma. Bahse var mısın yapmaz diyordu bir ses ben geçerken. Gitmez mi diyorsun? Gördüm dedim. Sen de koy paranı. Kendi paramı da çıkarmak için elimi içgüdüsel olarak cebime sokuyordum ki o günün seçim günü olduğu aklıma geldi. Kulak misafiri olduğum sözlerin Bardleby ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Belediye başkan adaylarından birinin başarıp başaramayacağını konuşuyorlardı. Broadway'de kim var kim yoksa benim telaşemi paylaştıklarını ve hep bu meseleyi tartıştıklarını kurmuştum kendi saplantılı kafamda. Caddenin gürültüsünün geçici unutkanlığımı örtbas etmesine müteşekkir yürüdüm gittim. Yazıhanemin kapısına niyetlendiğim gibi her zamankinden erken vardım. Bir süre durup etrafı dinledim. Çıt yoktu. Gitmiş olmalı. Kapı tokmağını yokladım. Kapı kilitliydi. Evet, yöntemim hiç şaşmamış, amacına ulaşmış, bardıl bir ortadan kaybolmuştu. Ama belli bir melankoli karışıyordu bu duyguma. Parlak başarımdan neredeyse pişman olmuş gibiydim. Bardal Bey'in benim için bırakmış olması gereken anahtarı paspasın altında el yordamıyla aramaya koyulmuştum ki dizim kazara kapının aynalık tahta panosuna çarptı ve yankılı güçlü bir ses çıkardı ve karşılık olarak da içeriden bir ses çalındı kulağıma. Şimdi olmaz, meşgulüm. Bardal Bey'di bu. Yıldırım çarpmış gibiydim bir süre hani şu çok önceleri Virginia'da bulutsuz bir yaz akşamı piposu ağzındayken yıldırım çarpmasıyla ölen adam var ya hani adam sıcakta açık penceresinin önünde rüyayı andıran akşam üstüne karşı eğilmiş bir şekilde kala kalmış da biri omzuna dokununca yere yuvarlanı vermiş. İşte onun gibi taş kesildim. Gitmemiş diye mırıldandım nihayet. Ama ne olduğu belirsiz bu katibin üzerimde bıraktığı efsunlu hükmüne teslimiyetten bütün ayak diremelerime karşın tümüyle kurtulamadığım bu teslimiyetten kendimi alamayarak usul usul merdivenlerden aşağı indim ve sokağa çıktım. Sonra da bina etrafında dolanırken herkese parmak ısırtacak bu karmaşık durumda şimdi ne yapmak gerektiğini düşündüm durdum. Adamı tuttuğum gibi dışarı atsam yok olmaz. Bir sürü laf sayıp adamı kovalamak bir işe yaramaz. Polisi çağırmak da hiç hoş bir fikir değil. Ama adamın bu pörsümüş zaferinin keyfini sürmesine göz yummak buna da katlanamazdım. Ne yapmalıydı? Ya da yapılabilecek bir şey yoksa bu konuda daha ne varsa yapabilirdim. Evet, daha önce Bardleby'nin ileride çekip gideceğini nasıl varsaymışsam şimdi de geriye bakıp çekip gitmiş olabileceğini varsayabilirdim. Bu varsayımı hakkım olduğu üzere gerçekleştirmeye koyulup büroma telaşla girebilir... Bartleby'yi hiç görmemiş gibi yapabilir, sanki orada değilmiş gibi üstüne üstüne yürüyebilirdim. Böylesi bir uygulama tek bir vaka söz konusu olduğunda evden atılma gibi gelebilir. Bartleby'nin varsayım öğretisinin uygulamasına dayanması pek mümkün değildi. Ama enek konu düşününce bu planın başarıya ulaşması biraz zor göründü. Konuyu onunla tartışmaya karar verdim gene. Yazıhaneye girerken Bartleby dedim bağırmadan ama sert bir ifadeyle. Çok ciddiyim, size bozuldum. Canımı sıkıyorsunuz Bartleby. Sizden bunu beklemezdim. Sizin bir beyefendi olduğunuzu ve herhangi bir narin ikilemde en ufak bir ima, bir başka deyişle varsayım kafi gelir sanmıştım. Ama öyle görünüyor ki yanılmışım. Sahici bir irkilmeyle ve bir önceki gece parayı bıraktığım yeri parmağımla göstererek, bakın şu paraya hala elinizi bile sürmemişsiniz diye de ekledim. Cevap yok. Bu sefer ansızın delinip beni terk edecek misin, terk etmeyecek misin diyerek üstüne yürüdüm. Sizi terk etmemeyi tercih ederim diye karşılık verdi. Etmemeyi kelimesini kibarca vurgulayarak. Hangi hakla burada kalıyorsunuz? Kiramı ödüyorsunuz, vergimi ödüyorsunuz. Yoksa burası sizin malınız mı? Cevap yok. Peki devam diyorsanız yazacak mısınız? Gözleriniz düzeldi mi? bu sabah benim için bir evrakı temize çeker misiniz? Ya da bir iki satır düzeltmeme yardım eder misiniz? Ya da postaneye kadar gidip gelir misiniz? Kısacası bu iş yerinden ayrılmayı reddetmenizi makul gösterecek herhangi bir şey yapacak mısınız? Sessizce zaviyesine çekildi. Sinirlerim öyle gerilmişti ki kendimi dizginledim ve şimdilik daha ileri gitmenin akıllıca olmayacağını düşündüm. Aklıma zavallı Adams ve ondan da zavallı Colton trajedisi geldi. İkincisinin ıssız bürosunda zavallı Colton, Adams tarafından korkunç bir şekilde aşağılanması üzerine kendini tutamayıp akılsızca delilenmesi ve sonuçta tümüyle bilinçsizce bu ölümcül eylemi hiç kimsenin aktörün kendisinden daha fazla tehessür duyması olanaksız bir eylemi gerçekleştirmesi. Bu olay hakkında kafa yorarken sık sık şöyle düşünmüşümdür. Bu kavga ana caddede ya da bir evde olsaydı böyle sonuçlanmazdı. Bir binanın üst katlarında burada insan yaşıyor dedirtecek şeylerden hiç mi hiç nasibini almamış, halısız, kesinlikle toz toprak içinde, insanı yıldıran bir görünüşte ki ıssız mı ıssız bir büroda yapayalnız olmak, bu işte talihsiz koltuğun o içler acısı umutsuzluğunu büyük ölçüde artıran bu olmalı ama Adem'den kalma bu gücenme duygusu içimde uyanıp da Bartleby'ye karşı beni kışkırtınca yakasından tuttuğum gibi attım dışarı. Nasıl mı? Nasıl olsun? Hadise hatırladım o kadar. Size yeni bir emir gönderiyorum. Birbirinizi sevin. Evet, beni kurtaran buydu işte. Ulvi emellerinin yanı sıra sevap son derece akıllıca ve basiretli bir ilke gibi iş görür. Sahibinin en büyük hamisidir. İnsanoğlu kıskançlık uğruna ve öfke uğruna ve kin uğruna ve bencillik uğruna ve de dini kibir uğruna ne cinayetler işlemiştir. Ama tatlı sevap uğruna şeytani bir cinayet işleyenini hiç duymadım. Öyleyse tüm yaratıkları, özellikle sinir küpü olanları hayırseverliğe ve insanseverliğe iten neden daha iyi başka hiçbir güdü bulunamazsa sadece kendi çıkarını gözetmekten başka bir şey değildir. Her neyse Söz konusu durumumuzda katibe karşı koy duyduğum öfkeyi onun hallerini lütufkar bir tavırla anlamaya gayret ederek boğmaya çalıştım. Zavallı adam diye düşündüm. Hiçbir kastı yok ki. Üstelik çok zor günler geçirmiş. Müsamaha ister. Derhal kendimi bir şeylerle avutmaya ve aynı zamanda da yeğisimi biraz olsun yatıştırmaya gayret ettim. Bartleby'nin öğlene kadar karşı çıkmayacağı bir saatte ve tümüyle kendi arzusuyla zaviyesinden çıkıp uygun adım var kapıya doğru yürüyeceğini hayal etmeye çalıştım. Ama hayır. Saat yarım oldu. Hindinin yüzü pancar gibi kızarmaya başladı. Mürekkep okkasını devirdi ve her zamanki yaygaracı tavrı üstüne geldi gene. Cımbız sessiz ve saygılı tavırlarına döndü. Zencefil öğlen elmasını ağzını şapırdatarak yemeye başladı. Bardılbi ise penceresi önünde en derininden kör duvar hülyalarına dalmayı sürdürdü. İnanır mısınız? ya da itiraf etsen mi ki? O gün öğleden sonra ona tek bir laf etmeden ayrıldım yazıhaneden. Birkaç gün daha geçti. Bu sırada boş vakitlerimde ben de irade üstüne Edwards'ın ve gereklilik üstüne Priestley'nin yazdığı kitaplara baktım biraz. O koşullar altında bu kitapların üzerimde yararlı etkileri oldu. Giderek bu katipten kaynaklanan dertlerimin takdiri ilahi olduğuna, ve Bartleby'nin benim gibi bir ölümlünün anlayamayacağı gizemli bir amaç uğruna her şeye kadir Tanrı'nın inayetiyle üstüme salındığına kendime inandırmaya başladım. Peki Bartleby, paravanın arkasında kal bakalım dedim kendi kendime. Artık sana eziyet etmeyeceğim. Şu zararsız ve sessiz eski sandalyelerden farkın yok. Sözünüzü, senin burada olduğunu bildiğim için kendimi hiçbir zaman tek başıma hissetmiyorum. Nihayet anladım. Bunu hissediyorum. Hayatımın takdiri ilahi amacını kavruyorum. Mutluyum. Başkalarının daha yüce amaçları olabilir. Ama Bartleby, benim bu dünyadaki misyonum sana bir yazıhane sağlamaktır. Senin uygun gördüğün bir süre boyunca kalabileceğin bir yazıhane. İnanıyorum ki iş yerime ziyarete gelen meslektaşlarımın yersiz ve hatır kırıcı imaları olmasa bu bilge ve bu okunmuşum ben yolu ruh halim sürüp gidecekti. Genellikle bağnaz kafaların sürekli olarak sürtüşmesi, yüce gönüllü kişilerin en yerinde kararlılıklarını da yıpratır önünde sonunda. Ama doğrusu, üzerinde biraz düşününce, bir Roma gelen insanların Bartleby'nin anlatması olanaksız tuhaf erleri karşısında hayrete düşüp, kimiden siz yorumlar yapmaya yönelmeleri pek de garip sayılmaz. Arada bir benimle işi olan bir dava vekili, bir Roma uğrayıp da, Ortalıkta katipten başka kimsenin olmadığını görünce benim nerede olduğuma dair açık bir bilgi almak istemiş. Ama adamın konuşmasına hiç kulak asmayan Bardelby odanın orta yerinde dikilip durmuş. Böylece onu bu durumda bir süre izleyen dava vekili geldiği gibi gitmiş. Ayrıca bir müzakere oturumu sırasında yazıhanem avukatlar ve tanıklarla tıklım tıkışken ve işimiz başımızdan aşkınken iki ayağı bir papuçta avukat beylerden biri Bartleby'nin işi gücü olmadığını görmüş ve ondan bir koşu kendi bürosuna gitmesini ve bazı belgeleri getirmesini istemişti. Bunun üzerine Bartleby işi kibarca reddedip aylak aylak durmaya devam etmişti de işte o zaman avukat gözlerini fal taşı gibi açıp bana bakmıştı. Ne diyebilirdim ki? Nihayet bütün iş camiamda yazıhanemde barındırdığım tuhaf yaratıkla ilgili hayret fiskosları yapıldığının farkına varmamı sağladılar.'' Bu beni çok endişelendirdi. Onun görmüş geçirmiş biri olabileceğini ve büromu işgale devam edeceğini ve yetkemi reddedeceğini ve ziyaretçilerimi ailete düşüreceğini, mesleki itibarımı sarsacağını ve iş yerime kasavetten başka bir şey getirmeyeceğini ve biriktirdiği paranın sonuna kadar canının bedeninden ayrılmayacağını hatta beni de gömebileceğini, sonra da iş yerimde uzun süre ikamet ettiği için üzerinde mülkiyet hakkı iddia edebileceğini düşündükçe Evet, bütün bu kara düşünceler hiç durmadan müdahale ettikçe bende büyük bir değişiklik asıl oldu. Bütün marifetlerimi değiştirip bu dayanılmaz inkubustan yakamı kurtarmaya karar verdim. Bu amaca uygun da olsa herhangi bir usturuplu proje geliştirmeden önce ilkin Bardleby'ye kesin kes gitmesinin ne kadar yerinde olacağı önerisini getirdim sadece. Sakin ve ciddi bir ses tonuyla bu öneriyi onun özenli ve olgun izanına bırakmıştım. Ama üç gün bu konu üzerinde düşünmüştü ve ilk kararlılığında hiçbir değişiklik olmadığını, kısacası hala benimle birlikte kalmayı tercih ettiğini bildirdi. Ne yapsam şimdi diye sordum kendi kendime. Ceketimin düğmelerini boğazıma kadar iliklerken. Ne yapsam, ne yapmam lazım. Vicdanım bu adamla daha doğrusu bu hayaletle ne yapmam gerektiğini söylüyordu acaba. Ondan kurtulmalı mıyım? Evet, kesinlikle. Gitmeli mi? Gidecek. Ama nasıl? Onu, o zavallı, soluk benizli, münfail, ölümlüyü atamazsın. Böylesine zavallı bir yaratığı kapı dışarı atamazsın. Şerefini böyle bir zulüm örneğiyle lekeleyemeyeceksin değil mi? Olmaz, yapmam. Bunu yapamam. Bunu yapmaktansa... Onun burada yaşayıp ölmesine göz yumarak kalıntılarını da duvara harç yapmayı tercih ederim. Peki ne yapacaksın öyleyse? Ne kadar dil dökersen dök yerinden kımıldamıyor. Verdiğin rüşvetleri koyduğun yerde masandaki kağıt arkalı ağırlığının altında bırakıyor, dokunmuyor bile. Sözün kısası sana yapışıp kalmayı tercih ettiği apaçık ortada. Öyleyse şiddetli ve olağan dışı bir şey yapılacak. Hayır bir polis çağırtıp bu masum soluk penizliği kelepçeletip kodese tıktırmayacaksın herhalde. Hem böyle bir şeyi neye dayanarak yaptırabilirsin ki? Serserinin teki diye mi? Ne? Kımıldamayı reddettiği için mi serseri oldu? Adam serseri olmayı reddettiği için sen onu serseri addetmeye çalışıyorsun. Bu çok saçma. Hiçbir sabit geçim kaynağı yok. Yakayı ele verdi işte. Gene yanlış. Çünkü bal gibi de sağlıyor kendi geçimini ve herhangi biri çıkıp da bunu onun geçimini sağladığının en âlâ kanıtı olarak gösterebilir. Lamı cimi yok bunun öyleyse. O beni terk etmediğine göre ben onu terk edeceğim. Yazıhanemi değiştiririm, başka bir yere taşınırım. Eğer onu yeni yerimde de görürsem adi bir mülke tecavüzcü diye dava açacağıma dair ona önceden protesto çekerim. Tasarladığımı uygulamak üzere ertesi gün kendisine bu yazıhaneyi Belediyeye çok uzak buluyorum. Havasız da üstelik. Hulasa gelecek hafta bir omu taşıyayım diyorum. O zaman senin hizmetlerine de ihtiyacım olmayacak. Sana bunları şimdiden söylüyorum ki kendine bir yer ayarlayabilirsin dedim. Bir karşılık vermedi. Başka da bir şey konuşulmadı. Belirlenen gün birkaç araba ve hamal tutup yazıhaneme geldim. Çok az mobilya olduğundan da her şey birkaç saat içinde taşındı gitti. Bu işler boyunca katip en son götürülsün diye buyurduğum paravanın arkasında dikilmiş duruyordu. Paravanda dev bir kağıt tabaka gibi katlanıp götürülünce geriye çıplak bir odanın kas katı kesilmiş kiracısı kala kalmıştı. Girişte durup onu süzdüm ama içimden bir şeyler beni azarlıyordu. Elim cebimde ve ve yüreğim ağzımda yeniden girdim içeri. Hoşça kal bir. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Şunu da al deyip eline bir şey tutuşturdum. Ama para yere düştü. Ondan sonra da, söylemesi gariptir ama, bunca zaman kurtulmak için can attığım adamdan kendimi zor kopardım. Yeni halime yerleştikten sonra bir iki gün kapımı kilitli tuttum. Koridorlardaki her ayak sesiyle irkildim. Yazıhaneden kısa bir süre yön için ayrılsam bile dönüşte eşikte bir an duraklıyor ve anahtarımı kilide sokmadan önce etrafa kulak kesiliyordum. Ama bu korkular yersizdi. Bardal bir bir daha yakınıma hiç uğramadı. Her şeyin yolunda gittiğini sandığım bir sırada aklı karışmış gibi görünen bir yabancı ziyaretime geldi ve Wall Street son zamanlarda büro kiralayıp kiralamadığımı sordu. Başıma gelecekleri bile bile evet dedim. Daha sonra avukat olduğu anlaşılan yabancı öyleyse bayım dedi. Orada bıraktığınız adamdan da siz mesulsünüz yazı yazmayı reddediyor. Herhangi bir şey yapmayı reddediyor. Yapmamayı tercih ettiğini söylüyor. Üstelik büroyu terk etmeyi de reddediyor. Kusura bakmayın bayım dedim yapmacık bir sükunetle. Ama için içinde titreyerek fakat sözünü ettiğiniz adam hiçbir şeyim olmaz benim. Yakınım değil, çırağım değil ki beni ondan mesul tutasınız. Tanrı aşkına kimin nesi bu adam? İnanın size hiç bilgi veremem. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Önceleri kendisini yazıcı olarak işe almıştım. Ama benim için bir şey yapmayalı da epey oldu. Bu durumda onun icabına ben bakacağım. İyi günler efendim. Birkaç gün daha geçti ve kulağıma başka hiçbir şey çalınmadı. Ama oraya uğrayıp zavallı Bartleby'i görmek için merhametle karışık bir istek hissettiysem de hep neyin nesi bilemediğim bir temkinlilik yüzünden ayağım geri durdu. Bir hafta daha geçtiği halde bana herhangi bir haber ulaşmayınca bu mesele nihayet kapandı diye düşündüm. Ama ertesi gün büroma geldiğimde kapımda sinirli sinirli bekleşen insanlar gördüm. İşte bu adam geliyor diye haykırdı en öndeki. Daha önce tek başına bana uğrayan avukattı bu. Aralarından heybetli biri, Va Street, mal sahibi olduğunu bildiğim zat, üstüme doğru yürüyerek onu derhal alıp götürmelisiniz bayım diye bağırdı. Bu beyler yani kiracılarım daha fazla dayanamayacaklar. Avukatı göstererek bu bey onu odasından attı ama adam şimdi bütün binayı dehşete saldı. Gündüzleri genellikle merdiven trabzanlarının üstünde oturuyor. Geceleri de girişte uyuyor. Buradaki herkes endişeli. Müşteriler bürolarını boşaltıyorlar. Yağma edileceğiz diye ödleri kopuyor. Bir şeyler yapmalısınız. Hem de hemen. Bu taarruzdan dehşete kapılarak geriledim. Yeni büroma gidip kapıları kilitli kilitleyebilmek için can atıyordum. Bartleby benim için hiçbir şeyim olamaz. Size ne kadar akrabaysa bana o kadar diye nafile dil döktüm. Nafile. Bartleby ile bir ilişkisi olduğu bilinen son kişi bendim ve bütün bu olan bitenlerden beni sorumlu tutuyorlardı. Adımın gazetelerde teşhir edilmesinden korkarak ki içlerinden biri üstü kapalı da olsa bununla tehdit etmişti beni. Durumu gözden geçirdim ve sonunda avukat bana kendi odasında Bartleby ile baş başa bir görüşme olanağı sağlarsa onları yakınıp durdukları bu beladan hemen o gün akşamüstü kurtarmak için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Eski lanetli yerime çıkan merdivenlerin hemen başında gördüm ki Bartleby trabzanın üstünde sessiz sedasız oturuyor. Ne yapıyorsunuz burada Bartleby diye sordum. Trabzanda oturuyorum diye karşılık verdi mülayimce. Ben Bartleby'yi avukatın odasına doğru yürüttüm. Avukat da bizi baş başa bıraktı. Bartleby dedim İş yerinden kovulduktan sonra girişe işgal etmekte direnerek başıma ne büyük bir dert açtığının farkında mısın? Ses yok. Bak şimdi. Şu ikisinden biri olmak zorunda. Ya sen bir şey yapacaksın ya da sana bir şey yapacaklar. Nasıl bir işte çalışmayı isterdin? Yeniden birisinin yazıcısı olmak ister miydin? Hayır. Herhangi bir değişiklik yapmamayı tercih ederim. Bir mensucatçıda tezgahtar olmak ister miydin? Çok fazla darlık var o işte. Hayır, tezgahtarlık istemem ama öyle özel bir tercihim de yok. Darlık mı diye bağırdım. Sen bütün zamanını hep daracık yerlerde geçirmiyor musun zaten? Tezgahtarlık yapmamayı tercih ederim diye bağladı. Bu önemsiz konuyu bir an önce kapatmak istiyormuş gibi. Barmenlik sana uyar mı peki? Hem gözün de yorulmaz. Onu hiç istemem ama daha önce de dediğim gibi özel bir tercihim yok. Beklenmedik konuşkanlığı beni coşturdu. Yeniden hata geçtim. Öyleyse memleketi dolaşıp tüccarların faturalarını tahsil etmek ister miydin? Böylece sağlığın da düzelir. Hayır, başka bir şey yapıyor olmayı tercih ederim. Öyleyse bir çocuğa yoldaş olsan, Avrupa'ya gitseniz birlikte, sohbetinle onu eğlendirsen. Bu nasıl olur? Sana uyar mı? Hiç olmaz. Bu işin de kesin olarak ne olduğunun belli olmayışı bana çekici gelmiyor. Ben sabit olmayı seviyorum.'' Ama özel bir tercihim yok. Sabit olacaksın o zaman diye bağırdım. Sabır taşım çatlamıştı. Bunca zaman beni çileden çıkardığı halde ilk kez hiddete kapılmıştım. Akşam olmadan buradan gitmezsen, bak gitmezsen eğer ben, ben bunu yapmak zorunda kalacağım. Ben kendim çekip gideceğim buradan. Onu bu hareketsizliğinden ürkütüp uyandıracak ve boyun eğmesini sağlayacak nasıl bir tehdit savuracağımı bilemediğimden epey saçmalayarak bitirmiştim sözü. Artık uğraşmaktan tümüyle vazgeçmiştim. Onu kesin kes terk ediyordum ki aklıma bir fikir daha geliverdi. Daha önce teslim olmayı tam tamına düşünmediğim bir fikir. Böylesine gergin bir anda takınabildiğim en kibar ses tonumla "Bardelby" dedim. "Şimdi benimle eve gelsen, büroma değil, oturduğum eve gelsen de şöyle Boş bir vaktimizde sana en uygun çözümü kararlaştırana kadar bende kalsan ha? Hadi gel, hemen gidelim. Hayır, şimdilik hiçbir değişiklik yapmamayı tercih ederim. Ses etmedim ama binadan dışarı öyle ansızın ve hızla fırlamışım ki herkesin ağzı açık kaldı. Bow Street, Street boyunca Broadway caddesine doğru koştum ve ilk otobüse atlayarak takiplerinden kurtuldum. Huzurum geri gelir gelmez ev sahibi ve kiracıların talepleri ve de kendi istek ve görev duygularım icabı Bardal Bey'e yardım edip onu incitecek ağır bir cezadan korumak için yapabileceğim her şeyi yapmış olduğumu kesinlikle anlamıştım artık. Şimdi sıra hepten umursamaz ve sakin olmaya gelmişti. Vicdanım da bu çabamı olumluyordu. Gel gör ki gene de istediğim gibi başarılı olamamıştım. Öfkesi burnunda mal sahibiyle sabırları tükenmiş kiracıları beni gene yakalayacaklar diye öyle korkmuştum ki. İşlerimi Cımbıza devredip arabama atladığım gibi şehrin kuzey taraflarında banliyölerde birkaç gün dolaştım. Jersey City ve Hoboken'e geçtim. Mantanville ve Astoria'da kaçaklar gibi kesindim. Bütün bu süre boyunca neredeyse hep arabamda yattım, kalktım. Büroma döndüğümde ne göreyim? Masanın üzerinde mal sahibinden bir not. Ellerim titriye titriye açtım. Notun yazarı polise başvurduğunu ve Bartleby'nin serserilik suçuyla tutuklanıp Tom's hapishanesine atıldığını haber veriyordu. Üstüne üstlük ona herkesten daha fazla tanıdığım için oraya kadar gidip gerçekleri uygun bir ifadeyle anlatmamı istiyordu. Bu haberler üzerimde çelişkili bir etki yaptı. İlkin kızdım ama sonunda neredeyse onayladım. Mal sahibinin elini çabuk tutup iş bitirme eğilimi onun benim kendi başıma karar veremeyeceğim bir işlemi yürürlüğe koymasına yol açmıştı. Ama bu gibi koşullarda son çare olarak başvurulacak tek yol gibi görünüyordu. Sonradan öğrendiğime göre zavallı katip kendisine Tomsk'ta götürüleceği söylenince en ufak bir tepki bile göstermemiş ve o kendine mahsus, solgun, suspus olmuş haliyle boyun eğmişti karara. Gelip geçen şefkatli ve meraklı insanlardan bazıları da partiye katılmış ve önde vardır bile kol kola bir polis memuru olmak üzere bu sessiz resmi geçit grubu kükreyen caddenin bütün öğlen vakti gürültüsü sıcağı ve neşesi arasından geçip gitmişler. Notu aldığım gün Tomsa, doğrusunu söylemek gerekirse cezaevine gittim. İlgili memuru bulup ziyaretimin amacını anlatmam üzerine sözünü ettiğim kişinin gerçekten de içeride olduğunu öğrendim. Görevli memuru, Bartleby'nin tam anlamıyla dürüst bir adam ve biraz sorumsuz da olsa şefkate çok muhtaç ve eksantrik olduğu konusunda temin ettim. Bildiğim her şeyi anlattıktan sonra ona karşı daha yumuşak bir ceza düşünülene kadar, gerçi bunun ne olacağı konusunda benim de hiç fikrim yoktu, tutukluluğu sırasında kendisine müsemaha kar davranılması önerisiyle bitirdim sözü. Başka bir çözüm bulunamasa bile her durumda yoksullar evi onu kabul ederdi. Bunun ardından Bardleby ile görüşmek üzere izin istedim. Bardil bir yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü değildi ve her haliyle oldukça ağır kamil ve zararsız biriydi. Bu yüzden ona cezaevinde özellikle de çimle kaplı avlularda istediği gibi dolaşma izni verilmişti. Onu bulduğumda da işte avluların en sakininde yüzü yüksek bir duvara dönük tek başına dikilmiş duruyordu. Onu çevreleyen hücre pencerelerinin daracık aralıklarından hırsızların, katillerin gözlerini Bardilby'den ayırmadıklarını görür gibi oldum. Bartleby, sizi tanıyorum dedi yüzünü bana dönmeden ve size hiçbir şey demek istemiyorum. İma ettiği kuşkusundan canım çok yandı ve buraya düşmene ben sebep olmadım ki Bartleby dedim. Hem senin için burası pek de rezil bir yer sayılmamalı. Burada olduğun için utanman söz konusu da değil. Hem bak bir, öyle insanların zannettiği gibi kasvetli bir yerde değil burası. Bak, işte gökyüzü, işte çimenler. Nerede olduğumu biliyorum, diye karşılık verdi. Başka bir şey söylemediği için de yanından ayrıldım. Koridora döndüğümde önlüklü, şişman bir adam bana yaklaştı ve omzunun üstünden baş parmağını sağlayarak Bartleby'i gösterip sordu. Arkadaşın mı? Evet. Açlıktan ölmek mi istiyor? O zaman bırak mahpusane tayinıyla idare etsin. Olsun bilsin. Böyle bir yerde böylesine gayri resmi konuşan biriyle ne yapacağımı bilmediğimden siz kimsiniz diye sordum bana kayıntıcı derler. Bazı beyefendiler burada mahpus arkadaşlarına yiyecek iyi bir şeyler tedarik edeyim diye bana para verirler. Öyle mi dedim gardiyana dönüp. Öyle dedi. O zaman dedim kayıntıcının avcuna birkaç gümüş para sıkıştırarak bu arkadaşıma özel ilgi göstermeni istiyorum. Bulabildiğin en iyi yemeği ver ona. Mümkün olduğu kadar da kibar davran. Beni tanıştırır mısınız? dedi kayıntıcı. Yüzünde sanki kendi türümün temsilci örneği olarak marifetlerimi sergileme fırsatı çıktı karşıma diyen bir ifade vardı. Katibin yararına olur bu diye kabul ettim ve kayıntıcının adını sordum. Sonra da birlikte Bartleby'nin yanına gittik. Bartleby, bu beyin adı Cutlets. Göreceksin, sana çok faydası dokunacak. Hizmetkarınızım efendim, hizmetkarınızım dedi kayıntıcı. Önünün arkasından hafifçe öne doğru eğilerek. Umarım buradan memnunsunuzdur efendim. Her yer ferah, serin odalar. Değil mi efendim? Umarım bizimle bir süre kalırsınız. Tadını çıkarmaya bakın. Eşim Bayan Katlıs ve ben sizi Bayan Katlıs'ın odasında yemeğe alabilir miyiz efendim? Bugün yemek yememeyi tercih ederim, dedi Bartleby. Yüzünü öte yana çevirerek. Bana uymaz, yemek davetlerine alışkın değilim. Böyle diyerek yavaş yavaş avlunun öteki tarafına gitti ve kör duvara yüzünü dönüp durdu. ''Ne oluyor yahu?'' dedi kayıntıcı. Şaşkın şaşkın bana bakarak. ''Tuhaf biri değil mi?'' ''Akli muvazenesi yerinde değil sanırım.'' dedim. Üzgün üzgün. ''Muvazene? Yerinde değil ha. Bakın beyim, yemin ederim sizin bu arkadaşınızın sahte bir beyefendi olduğunu sanmıştım. Bu sahtekar kısmı hep böyle solgun ve kibar görünüşlü olur.'' Onlara acımak elimde değil efendim. Menro Edwards'ı bilir misiniz? diye ekledi içli içli. Sonra duraksadı. Acıyormuş gibi elini omzuma koyup iç geçirdi. Sing Sing de veremden öldü. Demek Menro ile tanışmadınız. Hayır, sahtekarlarla hiç işim olmadı. Daha fazla kalamam. Arkadaşıma göz kulak olun. Sizin çıkarınıza olur. Gene görüşeceğiz. Bundan birkaç gün sonra Tomsa giriş izni aldım gene. Koridorlarda Bartleby'yi aradım ama bulamadım. Onu az önce hücresinden çıkarken gördüm, dedi gardiyan. Belki avlularda volta atmaya çıkmıştır. Bunun üzerine o tarafa doğru gittim. Şu sessiz adamı mı arıyorsunuz, dedi. Yanından geçen başka bir gardiyan. Şurada işte, şuradaki avluda uyukluyor. Yere uzandığını göreli 20 dakika olmadı. Avluda çıt yoktu. Sıradan hükümlülere açık bir yer değildi. Etrafımızı saran inanılmaz kalınlıktaki duvarlar bütün sesleri gizliyordu. Eski Mısır duvar ustalığı yüzünden üstüme bir karamsarlık çökmüştü. Ama ayak altında mahpus, yumuşak bir çimen büyümekteydi. Ölümsüz piramitlerin yüreği, kuşların saçtığı tohumlar sayesinde duvardaki çatlaklar arasından tuhaf bir büyüyle filizlenmişti sanki. Bitmiş tükenmiş Bart Bartleby... Duvarın dibinde tuhaf bir şekilde dizlerini kendine çekmiş, başı soğuk taşlar üzerinde yumak gibi olmuştu. Hiç kımıldamıyordu. Duraksadım. Sonra ona iyice yaklaştım. Eğilip baktığımda feri gitmiş gözlerinin açık olduğunu gördüm. Mışıl mışıl uyuyor sanırdınız. İçimden bir ses beni ona dokunmaya itti. Eline dokununca kollarımdan yukarı doğru, sonra omurgamdan aşağı ayaklarıma inen bir ürperti sardı bedenimi. Kayıntıcının tombul suratı bana bakıyordu şimdi. Yemeği hazır. Bugün de mi yemeyecek? Yoksa bir şey yemeden mi yaşıyor? Yemek yemeden yaşıyor dedim ve gözlerimi kapattım. Ya o zaman uyuyordur değil mi? Krallarla ve erkanıyla diye mırıldandım. Bu hikayeyi daha fazla uzatmak gereksiz. Hayal gücünüz Zavallı Bardleby'nin cılız cenaze merasimini gözlerinizin önüne serecektir. Ama okuyucudan ayrılmadan önce şunu söylemek gerekir ki, eğer bu küçük hikaye onda Bardleby'nin kim olduğuna ve yazar onunla tanışmadan önce onun nasıl bir hayatı olduğuna dair birazcık olsun merak uyandırdıysa diyebileceğim sadece şudur ki, bu merakı ben de tamamıyla paylaşıyorum. Ama gidermek hiç de elimde değil. Gene de Katibin ölümünden birkaç ay sonra kulağıma çalınan küçük bir söylentiyi ifşa etsem mi ki bilmiyorum. Ne gibi bir temele dayanıyordu? Bunu kesin kez asla öğrenemedim. Binaenaleyh ne kadar doğrudur bunu şimdi bilemem. Ama ne kadar hüzün verici olursa olsun çağrışımları yüzünden garip bir şekilde benim ilgimi çeken ama doğru ama yanlış bu rapor başkasının da ilgisini çekebilir kısaca söz edeyim bari. Rapor şuydu. Bardleby Washington'daki Sahipsiz Mektuplar Dairesi'nde küçük bir memurmuş. İdaredeki bir değişiklik üzerine aniden işten çıkarılmış. Bu söylenti üzerine biraz kafa yorunca beni ele geçiren duyguları tamı tamına anlatmam mümkün değil. Sahipsiz mektuplar kulağa ölü insanlar gibi gelmiyor mu? Bir adam düşünün ki hem yaratılışı hem de talihsizliği yüzünden kanı çekilmiş bir umutsuzluğa meyletmiş olsun. Sahipsiz mektupları elden geçirip sonra da alevlere atmak üzere tasnif etmekten daha uygun bir iş var mıdır? Böyle bir meyli perçinleyecek. Çünkü yılda bir bu mektuplardan bir el arabası dolusu yakılır. Bazen düşünsenize beti benzi sararmış katip katlanmış bir zarfın içinden bir yüzük bulup çıkarıyor. Ama onu takacak parmak belki de toprak olmuştur. Hızır gibi ulaşsın diye gönderilmiş bir banknot ya da bu paranın dardan kurtaracağı kişi artık ne yemek yiyordur ne de açlık hissediyordur. Yeğis içinde ölenlere merhamet yağacaktı oysa. Umutsuzluk içinde ölenlere umut yağacaktı. Çaresiz dertlere düşüp de tıkanıp kalarak ölenlere iyi havadisler yağacaktı. Ne cilvedir ki hayatın ufak tefek işleri peşinde bu mektuplar ölüme koşarlar. Vah Bartleby, vah insanlık!